Aşk benim acımak, yük taşımak, yük taşımak. Öyle işte. Ezik mayıp oluyor. Ne üstüne alıyorsunuz oğlum? Ezik misiniz? Aslında var. Hello. Merhaba. Aslında şu emote çok güzel değil mi? Eren çok güzel emote değil mi? Keşke bizde de olsa bir şey. Biliyorsunuz ki kahve içme etkinliği var. Şehrimizin polislerini tanıyoruz. Popolar sallandı mı? Ne yaptın kank? Şey ya. Efendi çocuk olarak şeye geldim. PD'ye gidiyorum şimdi. Ama efendi çocuk olarak PD'ye gidiyorum. Üstünde plaka var. Ben yemem. Söz. Erken açılan yayın şekli, düzenlenen mesajlar. Kafesteyim. Ya roldeydim. Roldeydim. Sonra dedim ki hazır rol var. İnsanlar sohbet ediyor. Ortam var. Bunu değerlendirmek lazım. Ben her zaman her sabah kalktığımda dilimdeki toksinleri attıktan sonra çantamdaki sahte plakayı iş yerime götürüyorum. Ceren, hoş geldin. Acelimiz var mı? Yok. O yüzden sallana sallana yürüyebiliriz. Bugün polislerle beraber kahve içeceğiz. Polis de bir kahve için departman yan garajından kapıya doğru yönelin yazan bir yazı. Kayıp be. Gidi arka kapıdan giriyoruz kahve için. Elma yok, Vega yok. Hiçbir şey vermiyorsun sen nasıl? Olmaz ki böyle. Aslı elmas oldum, diamond oldum mu? Bu kişileri bilmeden desteklemeye başladı. En kötüsü de bu. Hani bir şeyleri bilmeden destekleyen Merhabalar, cahil hoş insanlar olur geldiniz. ya. Merhaba. En kötüsü de bu zaten. Bunlar yaşanıyor yani. Hoş geldin gördünüz. İki tarafın da Doğru, gönlü olsun dedim yaşanıyordur. de. Nerede yaşanıyordur? Hırk gitti bir iki tarafında Nasıl geçiyor? gördüm. İster Çok iyi Avrupa'da, olmuş. ister Asya'da, her yerde bu tarz şeyler mevcut. Daha fazla Arkadan biraz olabilirdi sesini Onge. kısayım. Bence yine iyi kontrol altına aldığımızı O düşünüyoruz sosyal medya şimdi olarak. kombin, iyi çocuk kombini ya, o da Polis içimizdeki için şeytanlığı çalışmamız devam gösteriyor. ediyor. Ben Ya düşünmüyorum bu arada ya. şimdi bak, bunu şu şekilde de ben de Tabii açıklayabilirim. belirtebilirsiniz bu arada. Biz departman olarak böyle düşünüyoruz ama siz kendi fikrinizi belirtin Ben burada. kontrol Hiç sorun yok. altında olduğunu düşünmüyorum. Sadece yeni bir eylem olsa tekrar patır Örtes. patır dökülecekmiş gibi Ben de. düşünüyorum Benim ya. arabayı satacak adam Sadece bulabilir şu an miyiz ya? fazla suskunlar. Buluruz ne Bilmiyorum kadar ya. fiyat. Bitirseniz herhalde Dominator'ı. haberimiz Ben olurdu. düşerim Sen 60'a kadar. satmıyor mu? Şu Sana satmıyor. satmıyordun. 60'a Herhangi kadar bir satmam. açıklama yapılmadığına göre daha bu adamlar hala Varsa dışarıda bir ve bir haber şeylerin yazsana hazırlığını yapıyor olabilirler bu Dominator'a. kadar büyük saldırılardan sonra. İncel uygulamasını yükle. Ya bilmiyorum. Yükledim Dediğim gibi yükledim de yazan sessizlikten yok. dolayı bu kadar Ha, sessiz tamam. etraf insanlar unuttu ama tekrar patlatacaklar bir şeyleri gibi düşünüyorum. Şimdi bak, Artık biz sesimizi çıkartırsak eğer bu adamları sürekli olarak ön plana koyarız. Ne demek biliyor musun? Adamlar bir eylem yapacağı zaman kendini belli eden bu insan. etkinlik kaç saat Doğru sürecek? mu? Tüm halk biliyor Evet. yani. Sesli bir Bilmiyorum insan. ama bence sıkılınca gidersin. Hani gidebilirsin ya, Bu istediğin zaman adamlar öyle bir bir şey şey yapmadığını Ne düşünüyorum. diyorsun Bizleri oğlum? sürekli olarak Adam bunların sosyalleşmeye peşindeyiz, bunların gelmiş. peşindeyiz. Niye Hala diyorsun? hala Bu adam o anlamda mı sosyalleşmeye dedin? gelmiş. O Hiç anlamda olmasa mı bir dedin? kopya Şu an içerisinde niye olsun. öyle diyorsunuz? Kendinizi Kendinizi kasmayın kasmayın basık araba dediğimiz yapacağız gibi çünkü. düşün. Bir saniye ben iki tarafı doğru Basıklar geçiyorum. Hani yapıldı bir mı? örtüsü Sürekli bir açıklama şey yaptım yaparak şimdi. kendilerini Bizim polisimiz dedi ki örtüsü de. yükseklik Yani gösterebilirsiniz. sıkıldınız 10-12 zaman tabii izle ki de keyfinize bakınız. ama İsterseniz bunun bir hani tane bile isterseniz dışarıda olmaz. da Fark ettim. bakabilirsiniz. Neden Fark ettim. Tabii işte Ben de iki taraftayım. Ben de iki taraftayım. Ben de kısa iki yolunu taraftayım. söyledim hemen. Çünkü Ha, şöyle polisiyle yiyip ortada şöyle bir durum var. Önce dinçledim sonra. Örneğini şöyle vereyim. V terör örgütü müdürü diye bir münazara yapılıyor. V terör örgütü olmadığını savunuyor ama karşısında münazarada bir karşılığı yok. Yani tek başına terör örgütü olmadığını savunuyor. Ama V terör örgütü diyecek, bu argümanı destekleyecek ve durumu açıklayacak. Buna karşı tez sunacak bir şey yok şu anda. Bir, Daha da yani kimse yok. kötüsü, daha da kötüsü aslında şuraya değiniyor. Adam çıkıyor, videoda işte vali bak, koskocaman valiye suikast düzenleniyor, o oluyor, bu oluyor. Sonrasında çıkıyor diyor ki,
İşte şu 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 numaralı dosyayı departmanın üst yetkililerine sesleniyorum. Açıklasınlar, tüm departmandaki diğer arkadaşlarımıza da, meslektaşlarımıza da sesleniyorum diyor. Onlar da araştırsın diyor. Yani aşağı rütbeleri de söylemeye çalışıyor. Elinizden bir şey gelmez ama diyor, gözünüzü açın gibisinden yapıyor. Ve bu dosya numarası hakkında departman bir açıklama yahut da bir şey hiçbir şekilde yapmıyor. Sanki böyle bir şey söylenmemiş gibi üstü kapatılıyor. Ya sosyalleşme ortamında niye departmanın olayları konuşuyor? W'nin şurayı şöyle patlattı. W'nin şunu şunu yaptı. Lan dosya numarası niye hakkında işte merak edince. O zaman ortama şimdi hua diye dalıp muhabbeti dağıtasın var. Bunu yaparsan çok antipatik gözükürsün. Çünkü dosya numarası hakkında hani adamlar bir şey söyledi. Ama antitez olarak Arslan'ın... Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir şey departman dosyalarını neden siz insanların içini rahatlatmak için açıklamak gereğini olasın? Halk olarak sizden beklentimiz hiçbir zaman zaten tabii ki her gibi açıklama yapmanız değil. Zaten biz Hazen Medya'yla yapıyoruz ama mesela Hazen üzerinden neden mesela Los Santos'un başına gelmiş tek terör örgütü gibi davranılıyor şu anda? Birkaç satır yazı... Bugün 11 Eylül. Bir sürü videonun karşısında... Örgüsü arabalara bakacak mı? Değil tabii ki. Bunun kararı... Biraz sana bakayım. Gel bakalım. Ama mesela biz halk olarak dakika, dakika, dur, dur. Gerçekten her 23.15'de okay. Rebrey deneyim ondan sonra. Böyle saate bakıp şimdi hepsini bir anda yaparsak boşta kalırız. Aa, bugün da, patlama olacak mı acaba diye düşünmeyin. Ya da ben şeyi de merak ediyorum. Kendi polis kim? Oğlum biz de ne soru sorduk? Ananı sikeyim. Pardon. Yok yok, hiç sorun yok bu abi. Hiç sorun yok. Biz bunun için buradayız. Ben direkt olarak bu konuyu açtım ki insanlar rahat rahat konuşsun. Ben mantığı biraz kavramıştım ya. Teşekkür ederim. Şeyi sormak istiyorum. Çocuğu buraya kim lazım biliyor musun? Bu mesela Roman. Kim? Roman Dedektif Hildegard. İşte veya Jeff Murphy. Oo, harbiden kimse soru sormaz o zaman. Brozeti burada bırakıp departmandan çıktığında bu konuyu düşünüyor mu? Baktım ben, kontrol sağladım. Kendi kafasında soruluyor mu? Yani dini inanç gibi komple bağlılık mı var? Yoksa gerçekten beynini... Ben şimdi ortaya atılsam bir şey sormak istiyorum. Neden departman size dosyanın içeriğini açıklaması ya, gerekiyor desem ne olur? Burada hiçbir memur bir değil. Herkesin düşüncesi farklıdır. Bazılarımız yanlış görür bazı şeyleri, bazılarımız doğru görür. Çavuş hasta olmuş. Bu konuda ne yapabiliyorsun diye sorsam bu bir tık aslında hiyerarşik bir alan burası. Hiyerarşiye göre hareket eder. Ki bu sadece polis departmanı içerisinde geçerli değildir. Üç güvenlik vardır ve üç güvenliğin verdiği emirleri ve direktifleri uygularız biz. Onun haricinde bu adamları sorgulayabilme gibi bir yetimiz yok. Ben bir şey sorabilir miyim ya? Konuyla çok alakalı Fikret Bey size. Hani az önce dediniz de yanlış anlamadıysam işte bilmem ne dosyasını halka açıklamadılar diye bir şey söylediniz değil mi? Yanlış anlamadım onu. Böyle bir numara söylendi ve bu numarayı halka açıklamadılar değil. Bu numarayla alakalı hani böyle bir numara verdiler ama aslında şu falan gibi değil de direkt videonun o kısmını asla yok saydılar. Niye diyorsun? Ya bence yok sayılmamıştır ama sonuç olarak Los Santos'un ya da Amerika'nın başına gelmiş ilk terör örgütü olayı olmadığı için açıklamalarına gerek yok zaten dosyanın içeriğini. Ben sadece şunu söylüyorum. Videodaki bu dosyanın içeriği hakkında bilgi versinler demedim. Adamlar çünkü hani aslında o zaman boyun eğmişsin gibi de gözükebilir. Departman bunu da düşünebilir ama o dosya numarası hakkında ne öncesinde ne sonrasında ne çok çok sonrasında yani bu numara asla var olmamış gibi davranıldı. Ya bu da dikkat. Ya da size o şekilde yansıtın. Ben halka yansıtılanı söylüyorum zaten. Ama şöyle, ben de şunu demek istiyorum. Özür dilerim. Sonuç olarak dediğim gibi ilk ve son terör örgütü olayı değil. Sonuç olarak bugün 11 Eylül. Ve yapılan onlarca terör olayı varken bunun da halka yansıtılmamış olması çok normal. Çünkü bizi yansıtılmayan birçok olay var. Her şeyin yansıtılmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu i̇şte kaosa yol açar zaten. Yansıtılmaması zaten aslında o işte dosya numarasının var olmamış gibi davranılması. Çocuğu gelsen. Bir sempatizanlık besletiyor. Bana pit atmasanız artık. İşte bu terör örgütü herkes seninle benim gibi düşünmüyor ki sanırım terör örgütüne boyun eğmemek için bu departman bunları söylemiyor gibisinden düşünmemek yerine adamlar haklı. Adama çok yakınım, yakın tersini duydum. Adamlarda bir sempatizme oluşuyor. Özellikle söylüyorum küçük yaşlardaki ergen kardeşlerimiz vesaire bu konulara daha eğilimli olacağından dolayı küçük yaşlarda terör olayları yaşayabilirsin. Birkaç günde sokağa inip taşlamalar yahut da okul duvarlarının boyanması gibi olaylarla karşılaşabilirsin. Bunun tehlikesinden bahsediyorum. Bu etik kurallara şey olan bir şey. Yani kimse terör örgütü sempatizandı. Yine dediğim aynı yere geliyor. Farkında mısın? İnsan, bu ülkeyi bu vatanı benimseyen insan. Önce onu, i̇şte onu aklı başında değil onların. Yani arkadaşlar bombalarla insanlara zarar veren başkanın bir valini silahlı çıkan. Josephine hoş geldin. Yani uçaklar kaldırıldı mı Josephine? Aleyküm selam. Hoş geldin. Ne haber? İyi, senden ne haber? Yani şu anlamda düşünün. Bombalar patladı. Silahlar patladı. Orada bir halka da zarar gelebilir. Yapayım Beren. Bakın gelmedi, gelmeyecek anlamına değil. Gelebilirdi. Katılıyorum. Biz mesela... Gel seni buraya dahil edeyim. Gel gel gel. Sivil korumak. Ben bir suçluyu yakalarken bir sivile zarar veremem. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Kötü birkaç gün önce sormuştum. Gece vaktiydi. Evet, bir gece vakti. Ateşten alışmışsın güneşli günlere. Mesleğini konuya başka bir yere çekeceğim. Umarım. Güle güle mesleğini kullanırsın. Hazel Medya'nın haberciliği sayesinde hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Southside'da bir şey diyeceğim. Birkaç gün sonra K9 eğitimi yapacağız. Katılmayı seçmeyi düşünüyorsan katıl çünkü uzun süre yapmayacağız. Stajyerken seçemiyorum diye biliyorum. K9 mi? O yüzden diyorum. Bunu patlatmak. Adı kız demek. Daha havalısın. Havalı bir isim. Katılmayı düşünüyorsan eğitime katıl. K9. Evet. Burada da tamam, birime sen de eğitime katılsaydı çocuğum. Şey, anlaşıldı, yani anlaşıldı. Var mı bir yorumunuz tamam. Halka? Yani böyle bir şey neden yapmış olsun? Hızra'yı komis. Bu adamlar terörist grubuysa, teröristlerse. Deniz kuruttuk videosundaki denizi neden kuruttular? Sizce? Şimdi, acaba bunlar burada V-Terör örgütünü çözmeye çalışırken biz dışarıda arabalara baksak, o sırada bunlar V-Terör örgütünü tutuklayıp geldikten sonra da burada polislerle sohbet mi etsem? Aynen, hibri pistol de varmış. Tutuklarlarsa yapılabilecekmiş. Bunlar baksana. Soruyu bizi bence birkaç saatte tutuklayacaklar. Bunlar bence birazdan kavga edip ortamdan ayrılacak. Ben öyle bir bayap oluyorum. Görüşünü ne cevaplamak üzere? Ben şey sorusu cevaplamak istiyordum. Ondan sonra ben i̇şte kendi yorum mesleğin belirtim. En zor yanı ne? Olur. En çok neyden şikayetçisiniz? Bak, açık konuşmak gerekirse soracağım sorular arasında 24 saat içerisinde karşılaştığınız en garip şey neydi? Veya bir suçlu tarafından sizi yöneltim. Ya bunların sorulması gerekiyor. V-Terör örgütünü çözmek... Evet. Doğru düşünüyorsunuz beyefendi. O yüzden ben şöyle bir polis grubu toplayıp bunları mı sorsam? Olabilir. Ama soruları cevaplayacak yeterlikte henüz değilim. O yüzden beni saymayın. İlk iş günü. Beyaz memurum. Efendim. Ofisirim, nasılsınız? Çok iyi, hemen benim geliyorum. Tamam. Rica ediyoruz. Getiriyorlar bizi departmana. Tamam bak, şimdi ben çözeceğim. Aklı başında 80 şef, tane polis var. Şef, kim sesleniyor? Kate hatta mısın dediler. Bir hatta ha, bağlan. Değilim. Artık hatta. Genellikle halkımız bize yardım şef ediyor. Şef konuşuyor, dinlemedeyim. Size gösterdiğimiz zaman. Biz burada kahve günü yaparken market soygunu ve araç parçalama oluyormuş. Bu konu akıllı. Miran'dır ya. Ben size hiç getireyim istiyorsanız araç parçalama değil şu an. Miran yok. Evet, ama hakkında... Miran yok. Şey demiyorum. Sizin isim miydi beyefendi? Ben Curtis Banks. Curtis, memnun oldum. Ben de Ryan Miller, stajyer memur. Ryan Miller, memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum Curtis. Umarım dinliyorum canım seni. Teşekkürler. Benim şimdi burada V-Terror örgütünü tutuklama gibi bir amacım olmadığı için şu tarz sorularım var. İşte bir polisin 24 saatinde geçen en garip olaylar ya da bir suçun ağzına... Buna hemen şu bir olayını son noktaya koy, sonra senin soruları dediğim herkes dinlesin, olur mu? Alır, hadi ben buradayım. Çok dikkatlerini çekmezsem olasın. Fatih'im hoş geldin. Onun için canı kutlu olsun. Geliyorlar departmana. Sorusu olan soruyorlar. Haftalık işler raporları belirtiyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. İstiyorsanız araçlara da bakabiliriz. Genellikle işte vizli olsun. Aa, harbiden gidin araçlara bakalım. Vizli olsun. Bunları paylaşıyorlar. Ben yani en azından sizin bakalım. Bize karşı bir sorununuz. Victoria'ya bakalım mı? Victoria hep sizin klasman. Hep sorular. Aa! Şu... Yara! Arabalara bak. Abi bak baba. Sen direkt bak şeydesin, hype'lı şeydesin. Bak, arabaların en güçlüsü Victoria. Supra gibi düşün bunu. En çok güçlüsü. Şey düşün. Yok, Viper demiyordum. Challenger diyordum. Challenger değil de ben Charger hastasıyım ya. Bak, şu Charger'ı yapacaksın beyaz. O araba var ya. Ne o oldu? Araba var ya. Bak, sen hiç bindin mi ona? Bindim evet. Biraz şey gibi tık tık. Biraz bozuk gibi. Değil bak, değil. Şey. O araba hypercar'lara çıkıyor değil mi? Şu Edward. Ben bir evet. Sahibi değilim. Bu iki araç çoğunlukla otoyolda çıkar. Ya. Özellikle sağdaki araç otoyolda devreye atar. Highway. Aynen öyle, Highway Petrol. Bu araba Viper'dan daha güçlü bu arada. Düşünsene Bera. Harla ya da balıkçılığa giden bir arabasın. Arkanda bu beliriyor. Şöyle sağdaki... Edward aslında Viper'dan daha güçsüz. Viper Edward'ın biraz daha güçlü hali. Hem yol tutuşu açısından hem hız açısından. Nasıl, bir daha söyler misiniz? Özür dilerim, şey yapamadım. Şöyle, Viper. Edward Viper'ın biraz daha düşük hali. Viper biraz daha sokak stili, diğeri biraz daha düz yol canavarı gibi. Aynen öyle. Canlandırılabilir bence. Edward'ın evet sağ ya dönüşleri biraz daha sıkıntılı. Kontrol etmesi daha zor. Aha, dönüşleri mi sıkıntılı dediniz? Arkama takılırsa bile.
Ama şunu da söyleyeyim, sürmeyi bilen kişi yani mahveder. Beyaz, Fatih beyaz olması gerekiyor. Sürmeyi bilen kişi her arabayla mahveder ya. Evet yani kaçar da. Aynen öyle. Ben bir şey merak ediyorum. Evet. Diyelim anons geldi, dedi ki LF dedi şehrin içinden geçiyor dedi. Çok dedi trafik. Ne çıkıyor? Bir daha söyler misin? Telsizden. Evet, telsizden anlayamadım. Kusura bakma. Hemen. Hatta bir telsizden. Bak, bir tane telsizden geldi. Belki bir tane LF var. İşte şehirde polisten kaçıyor, bizden kaçıyor. Biz yetişemiyoruz. Destek talep ediyorum. Şöyle LF'ye Tom çıkar. Mustang değil mi? Lan çen şehir içinden geçen çen. Bir şey söyleyeyim mi? Ama bence Viper'da çıkar bir tane ya. Ben şeyi merak ediyorum. Çıkmaz departmana ya. Viper geldikten sonra hiç Challenger görmedim. Aktif değil mi şu an bu arabalar? Yani aktif kullanıyor. Bu arabalar aktif. Bu arabalara sadece kullanmak için yetki Kurt gerekiyor. Spek. Ha, Viper'dan efendim? Daha mı yetki? Ayakkabınıza kahve bulaşmıştı anlık bir anda. De. Bakabilirsiniz. Benimkine de halledeyim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Belli bir rütbe var araçları çıkartmak için. O yüzden fazla sağda göremiyorsun. Biliyorum. Viper için de biliyorum da işte Challenger Viper'dan daha mı yüksek rütbe istiyor acaba? Yok. Challenger. Yok, hayır. Ya bunların ikisi de Edward aracı değil mi zaten? Evet, Edward ikisi. Yüksek hız aracı ikisi de. Evet. Tom'un Mustang'in yetişemediği araçlara bunlar çıkıyor. Peki. Diyelim ki Mustang'in Mustang'in şeyi var. Ne onun adı? Kafam çok karıştı. Bir saniye. Bir saniye. Yaz okulu var da. Onun maili geldi. Şimdi. Şöyle. Amına koyayım cümleyi unuttum ya. Ananın reklamını. Şeyi var. Neyi var Mustang'in? Versiyonu mu? Hayır. Mustang yetişebiliyor ama yetişemiyor arkasındaki şoförden dolayı. İşte Kate. Evet onunla. Haklısın Curtis, katılıyorum sana bu konuda. Yok çok soramadım mı? Diyorum ki Mustang aslında yetişebiliyor ama şoföründen ama dolayı şoförü yetişemiyor. Evet, ama siz öyle bilmiyorsunuz herhalde. Bunda pink var. Yani bir yandan da öyle işte şoföre bağlı araç. Hayır demek istediği yani eğer şoför yetişemiyorsa farklı bir araç mı gelecek arkasına yoksa tekrar aynı şoför devam edecek hani madem yok, süremiyor aynı şoför yakın, devam eder. Ha okey. Tamam aldın cevabını herhalde. Evet. Bence devam etmez çünkü o şoför kaza yapar. Kaza yaparsa başka birisi devralır. Peki Raptor bir tane daha Tom mu çıkar? Bence Viper tüm her şey çünkü paralel geliyor ya. Kibis çıktıktan sonra Viper şehirde sürülecek bir araç değil. Bence tehlikeli araba bu ya. Bu birine pit atsa büyük ihtimalle onun hayatı kapatır. Pit atması değil, düz yolda da kovalayabilir, dağ taşa çıksan da gelebilir. Ölüm meleği gibi her türlü gelir arkandan. Ama işte bir LFA melefe buna çözüm işte. Kaçar ama onda da geliyor bunlar. Çok. Benim galiba şu anda departmanın en beğenmediğim araba bu ya. Ya, multitask bu araba. O anlamda güzel bence. Multitask bir araba olması güzel. Şimdi şöyle ya, düşünün. Büyük ihtimalle bundan yavaştır. O yüzden hani bu hem hız olarak ortalama bir düzey hem off-road'a çıkabildiği için multitask şöyle olarak. Şöyle söyleyeyim. Mesela bak şöyle bilgi vereyim. Bu araç Tom'dan daha hızlı hızlanıyor. Bundan daha hızlı hızlanıyor. Aynen öyle. Oo. Bir yana yok. Ara geçiş olarak mı yoksa maksimum hıza ulaşma bakımından mı? Yani böyle 0'dan 120'ye falan daha hızlı çıkıyor. Bak aldım bütün infoyu. Biz yükler sap. Hoca bir bölme info alıyoruz. Ben sadece şu an Victoria sürebiliyorum öyle. Dönüşleri nasıl bunun? Kötü. Charger'a benim bir üstüm. Peki burada en iyi dönüşe sahip araba hangisi Tom dışında? Öyle söyleyeyim. Victoria, Emur bir de Edward'lar dışında. Stajyer kullanabiliyor bazen. Yani Vital onları bana dereceden yazın. Charger olabilir. Charger'da
Yani çoğunun dönüşü şey. Tercih zaten o Tom'a geçiş süresi. O hangi flörte karar vereceğin sırada hayatını geçirdiğin ve seni mutlu eden flört değil mi? O işte hani Tom'a geçmeden aynen önceki sürülen araf. Aynen öyle. Tabii herkes Tom sürmüyor. Atıyorum birime göre. Peki bu charger'ların SRT versiyonu var mı? Direkt hani Tom var olarak geçen charger'lar da var ya. Onlar da var değil mi? Evet var var. Evet var. Onlar da kıdem istiyor. Kıdem. Hem lisans gerekiyor. Kes edeceğim. Sandviç falan var mı içeride? İçeriye masaya koyduktur. Şuraya geçelim sana. Masada var. Oldu. Ben de geleyim beraber. Araçta var. Acaba bir problem çözeyim. Ahmetciğim hoş geldin. Benim karakter bu sıralar çok aç ya. Çok enerji ediyorum galiba. Ben beğendim etkinliği. Bence güzel bir etkinlik. Ne? Gece bakayım. Nasıl hemen. Oo bana herkes yazmış. Olur. Haberleşelim. Gidişata göre. Vera. PD always win. Evet benim geldim. Bunlar da daha... Gidiyor muyuz sevgi? Departmana girelim mi Bera? Boş yer sakın. Ben çok düşünüyorum. Düşünüyorum lan bana teklif geldi. Kimin annesinden? Trafik birimine. Nerede yaptınız acaba şey? Ananı sikeyim. Hayır sakın. Şey de başlıyor. Galileo da başlıyor. Sen departmana girersen burada FBI'ye yükselirsin. Ne oldu ya? Bizim limanda yapalım. Araçlar hakkında şey yapıyoruz ya. Yani umarım öyle bir şey olur ya. Bilmiyorum şu an değişti galiba. Parkur nasıl yapılacak? Peki diye. Neden Tom orada tek başına? Ne? Kim? Üzgün Tom. Yazık. Benim araç o ya. Kimse koymamış. Masayı ben koydum. Onun yüzüne bakan yok. Tom'u zorbalayalım mı? Merin. Yapma lan benim o. Meri'yi ben en başa çekeyim. Bence şöyle yapın. Meri'yi en başa çekmeyin. Victoria ve Charger'ı bir tık kaydırın. Explorer'ı onun yanına koyun. Hız birimi sonuç olarak Mary'de. Normalde hem üçlüyü hız birimi çekmesi lazım da böyle ayarlanmış. Daha da dokunmadım ben. Yani normal şartlarda Victoria, Charger, Explorer, daha sonrasında işte Mary, Mustang, Challenger, Viper, Raptor. Raptor. Değil mi? Değil mi? Bence öyle olması lazım. Ben polis asamıyorum. Bu adam çok haklı. Ben olsam öyle dizerdim. Evet. Niye dizmediler öyle? Emir Soji bir bakabilir misin? Aa çok beğendim. Ben diyorum ki buradaki en tehlikeli araba bence şu Raptor. Yok. Ya kötü. Değil, ne yok. Konuştun sanki teğmensin ya. Ne alakası var oğlum teğmenlikle? Bakış açısı. Abi bak. Canım, polis olmuş gibi bir halim var. Senin. Hayır canım ne alakası var? Ya burada araçlarla polislerle çok takılıyorsun. Evet ben polislerle çok takılıyorum. Düşmanını yakın tut demişler de sen burada biraz bu olay olurum. Bu olay olur ama. Evet, Carter alalım arkadaşı. Of ya. Arkada birleştir. Of ya. Peki bu hareketini gördünüz mü onu? Hayır hayır. Şapkamı takmak için bu efendi kişiliğimin içinde yatan şey. Evet, şeytan. Evet. Neden peki sokaklarda çok az Victoria var? Bak onlar çekiyor ama. Daha fazla var. Emin ol bu arada şöyle daha şey fazla var. Şöyle bir şey yapacaktı galiba Parker. Evet, evet. Büyük ihtimalle öyle bir şey. Hayır canım ne alakası var? Yok dedi hani acaba bir şey var. Benim hiç adam yaralaması suçum yok. Ben ama şey, bu kıdemli şeyde hiç öyle bir arkada birleştirin dedin ve herkes de var. Ceplerini böyle bir yokluyor. Evet, evet. Bir bakıyorum ya hani bak, ellerim arkamda bir ellerim arkamda birleştireyim ama başıma ne gelecek? Evet. Olay şey söyleyeceğim ya, neden ben bu. Her adam yaralama yok dedim derin bir sessizlik oluşuyor. Ben katil değilim ya. Merak ettim senin bir sessizlik. Bakalım ya bir kontrol edelim dur. Merak Job. Ettim bakacağım. Neden jopu çektin? Yanında çekesim geldi. Yaralamadım direkt öldürdüm. Yok ya benim basit trafik suçları. Tabii kal arızalı ya. Harbi mi? Ciddi misin?
Herkes aynı suçu. Ben sayayım sizi. Hız ihlali, polise diren mi? Hız ihlali, polise diren mi? Hız ihlali, polise diren mi? Araç hırsızlığı, polise diren mi? Bak şimdi. Doğru saydı ya. Sayayım mı? Doğru saydı. Ciddi şekilde doğru bak saydı. Ben de herkes aynı gözüküyor. Tehlikeli tehlikeli. Görevli memura direnmek falan filan. Böyle aşağı kadar bir tane doğru da anlamadığım şekilde illegal yarış düzenleme veya katılma var. Onu hiç anlamadım yani. Curtis senin bir kardeşin vardı. O nerede? Benim kardeşim bana dedi ki ben dedi kardeşim işte olduğuna Gregor çok sevindim dedi. Dur bir dakika Gregor. Ben kardeşim olduğuna çok sevindim dedi. Anneme gidip haber vereceğim dedi. 6 yıldır yok. Bir gitti bir. Gidiş o gidiş. Çok sevinmiş yüksek ihtimal mutluluktan gelemedi. Beni anlata bitiremedi. Her gün anlatıyor değil mi? Anne bak bugün de bunu yaşadık. Abi siz niye yüzlerinizi alıyorsunuz onu? Boş verin takılmayın. Oh. Yerde acaba V Cinayet'ini çözdüler mi ya? Bir olayını. Ben çünkü benim çünkü polislere soracak bomba sorularım var. Hazırlanıp geldim. V bitti. Seçim başladı. Bu şehirde olanlar şimdi bize soruluyor şu an. Olur tamam. Ben o zaman burada sizinle sohbet öyle edeyim. Mi? 24 evet. Saatlik görev sürenizde yaşadığınız en garip olay. Lütfen tek tek olursa çok sevinirim. Beni pas geçin başlayalım. Evet. Ben şöyle bir şey sorayım hangisi? Yanlarken çıkarken Gregor'ın ya, karşıma çıkması. En garibi yani en garibi. Buradaki herhangi birisiyle alakası olmasına da gerek yok. Yani beni şaşırtacak bir şey. Mesela hani araç parçalanmadan kanalın içine kendini yüzen adam falan ya da çalı olan adam değil. Böyle şaşırtacak bir şey. Gerçekten böyle hani binde bir olacak bir şey. Polisten kaçarken polis arabasına binen birini görmüş. Onu yapıyorlar ya son çare. Yani. Artık kaçamadım anne alın götürün beni. Hayır bence bir ihtimal neyse. Polis, şoför koltuğuna mı biniyordu arkaya mı? Polisten nereye? Kaçarken polis arabasını ya, çalmaya çalışan adam salaktır amına. Ölmeye çalışıyor. Onu da yaşadım ben. Nasıl ya harbi o cesarete sahip bir insan var mı? Direkt vurulmuyor çok mu? Vuruluyor direkt. Aynen. Edward'la biz oyu anlarken tanıştık. Normal ya binemiyor bir araba... ama bir kapıyı yokluyor yani. Toksik ve böyle araba sevmeyen bir insan olsam afkırırdım ama çok hoşuma gitti. Ondan harbi sonra... gördü bir antrenman mı? Evet tamam hadi. Evet, hadi. İşte aşklar tesadüflerle başlarmış. En garipi gerçekten yok mu hiç böyle garip bir şey? Ben düşünüyorum şu anda ama. Tamam. Yani acelemiz yok zaten. Bence bu tarz sorular sorulmalı. Sonuçta sizi tanıyoruz. Mesela az önce ben arabaları tanıdım. Peki başka bir soru daha sorayım. Meslek hayatında belki de hala da olabilir. Öğrenmekte en zorluk çektiğiniz şey telsiz kodları dışında. 10-12 telsizi vermek. En zorlandığım şey buydu. 10-12 telsizi. 10-12 telsizi. 10-12 benim de. 10-12 ne? Ya. Mesai sonu mu? Çavuş, Wilson, Memur, Trey hala söyleyemiyorum. Bilmem ne. Devriye başlangıcı. Devriye başlangıcı evet. Efendim. Hazırsan gel başlayalım. Ben soruyorum burada ki kendi polis topluluğumu oluşturdum. Community kurduk. Community biz ayrı bir Community kurdum. İçeride baktım. Bundan sonra rütbelimiz Curtis'tir ya. Yüzbaşı Banks. Yüzbaşı Banks. Ben burada şimdi araçlar hakkında bilgi aldım, polis memurları hakkında bilgi alıyorum. Yavaş yavaş polise kayıyorum ben. Sıkıntı yok. Güzel, tamam. Buradan William'la Edward içeri gidin. Biraz da oradakilerle adım aldım. Evet, evet, hadi orada bakalım. Adam Marshall'ın bu ayki %10 ortalamasını çıkartın. Şaka ya. Geldik, lanet olsun. Çok iyiyiz adam. Evet, ben de senin sorularına cevap vereyim. Curtis, bunu özenle istiyorum. Biliyor musun? Bugün için gerçekten çok üzgünüm. Umarım tekrar yaşanmaz. Kesinlikle. Evet. Az önce içeride polis memurlarını korudum biliyor musunuz? Neyi konusundan? Uçak ya işte, mı girdi oraya? Hayır şey olayı ya. V olayının neden işte dosya numaraları halka açıklanmadı, neden kaosu yol açıldı falan diye. Ben dedim ki Amerika ve Los Santos'un başına gelmiş tek terör örgütü bu mu ki polis tüm şeffaflığıyla size her şeyi açıklasın. Çok doğru da söylemişsin, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. O bütün terör örgütlerini teker teker çökerteceğim. İçeride az önce V'yi tutukluyorlardı, ben öyle duydum. V alındı. O iş bitti. Ben, seçime falan geçildi. Edin Marshall'ı da koltuktan indiriyorlar şimdi. Geldi zaten. Alo. Fikret varsa yapar ya. Yani. Evet. Var mı içeride? Kata bunu sana sormakta çok korkuyorum. 24 saatlik mesai sürende yaşadığın en garip olay. Şimdi diyecek ki hangisi? Ben de o yüzden sordum ya hangisi bu adam, diye işte. Bu adam.
benim anormal yaşadığımı sandığı şeylerin benim için normal olduğunu ne zaman öğrenecek? Tamam işte. O zaman en yaşadığın normal şey katı. Yani bir tane adama geçen gün araba parçalamasında yakaladık. Aslında yakaladığımızı sandık. Adam sadece araba parçalamasının oradan geçiyormuş ve arabası da çalıntıymış. Biz de arabası çalıntı olduğu için zannettik ki arkadaşın içeriden aldı. O sırada aslında içerideki adam bisikletle içeride tur atıyormuş. Bizim gitmemizi bekliyormuş. Biz de ondan sonra adamı aldık. Adam da hiç zorluk çıkarmadı bize. Sonra adama biz tomduk. Başka biri bir çağırdık alsın götürsün diye. Sonra içeriye bir bakalım ne olur ne olmaz dedik. Aradan da 15 dakika geçti ama. Ondan sonra bir baktık içeride BMX sürüyordu. Yine BMW diyordum yanlışlıkla. BMX sürerken sonra merhaba dedim. O da bana merhaba dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyorduk. Ondan sonra üstüne arayabilir miyim dedim. Kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Sonra Tom'la birlikte biz bisikleti kovalarken dedik ki bu herhalde dedik aralara falan girer. Sonra biz de şey yaptık. Meri çağırdık. Meri bunu kovalarken bunlar birbirleriyle böyle kaçışırken biz de adamı geldi Tom'la birlikte yanına yaklaşıp dedik ki atla kaçıralım. O da atladı. Biz de onu kaçırmaya başladık. Oo ne kadar iyi taktikten atla kaçıralım taktiği. Evet. Ondan sonra biz bunu götürdük. Dedik ki seni nereye bırakalım? O da dedi ki beni sol sayda bırakalım. Sol sayda götürdük. Bunun arkadaşları varmış. Arkadaşları da bizi kaçırdık zannettim. Bunu bir hissettin şef. Ben hızı yakaladım. Nasıl bir nefes ya. Ben peki bir şey soracağım. Geçen gün Twitter üzerinde paylaşılan bir tane fotoğraf vardı. Araç parçalamanın direkt önünde bir tane kamyon çekip oraya kapatmışlar. Oradaki fotoğraftan sonra ben de ha 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 ne biçim lan ulan. Ne illegalsiniz falan yazdım. O olay ne? Kamyon koymuşlar oraya gidip çektik. Ama onun önündeki fotoğrafıma birisi yine kaşı göz büyük çizmiş. Ondan sonra ben dayanamadım dedim ki. Sese bakalım. Tamam yapmayalım. Yazık. Bir adet de değil. 3 tane kamyon vardı parçalamanın içinde. Kamyon. Kamyon çekmişler. Bizim Zeyn'in telsizleri öyle şey diyor. Memur Zeyn God 7. Hiçbir zaman God 7 diye telsiz vermedim ben. 1061'e God 2. Şey hep böyle. Hiçbir zaman G ile söylemedim. TLC'siz vermedi. Evet hep böyle biri farkında değil. Benim arabam gitmiyor. Al dedi git dedi çocukların dedi ne yaparsan dedi yap dedi. Katı sürmeyi en çok sevdiğin araba. Mustang. Sürebildiğin tek araba. Sürebildiğin. Peki bizleri de sürebildiğin tek araba. Yok. Akülü şey araba. Hayır araba. Sizin de peki. Bakıyorum ki ne o? Yok. 24 saat içinde yaşadığınız en anormal olay. 24 saat içerisinde. Evet mesai sürecinizde yani 24 saat içerisinde yaşadığın en garip olay. Tüm metakar. İlla bu departmanda saat. Olmasına gerek yok. Ya hayır mesai sürecinde işte. Polisken. Herhangi bir illegal yaşamış olmana da gerek yok yani. O polis aktivite bu arada şey biliyor musun? Yani raporu ve sicili tutulmuş o işten ceza alan polislerin bodycamleri. Aslında orada yapılan hayır. Çoğu şey hatalı. Evet. Ben oradan polisle ama onun diyorsun. Altında zaten bilgilendirme geçiyorlar. Evet geçiyor zaten. Onu hiç okumamıştır ki bu amına. Ben okumadım ki. Mesela adam öldü diye detay veriyorlar. Adam yaralandı evet. Diyorlar. Daha sonra yani on normal şartlarda zaten bodycam kayıtlarını o şekilde paylaşamazlar ya da polis memuru erişemez. Onlar hatalı ve suçu işlenmiş mahkemesi görülmüş kayıtlar. Hani hata yapıldı bunlar yapılmasın diye paylaşılan şeyler. Ya da çok örnekler mesela. Doğru evet yapalım. Polis aktivite izleyip polis olmaya sakın çalışmayın. Hayır ben bir şey izledim mesela. Değil mi Kate? Evet gördüm. Bir bıçakla polisin üzerine saldırıyor. Adam polis onu vuruyor. O adam niye ceza alıyor ki oradan? Vuruyor öldürüyor onu. Nasıl vuruyor öldürüyor oğlum? Bak bu şu anlamda düşün bunu. Sadece o anlamda düşün. Partilerinden ayrılmıştır. Hatalıdır. Hayır, adama ceza vermiştir. Bu tek başına devriye atanlara ne deniyordu? Lincoln devriye. Ha Lincoln. Adam Lincoln devriye atıyor işte. Bir arabayı çeviriyor. Adamla tartışıyorlar. Sonra adam üzerine saldırmaya başlıyor. Yanlış değilsem ya bıçak çekiyordu ya da silahını elinden alıp ona sıkmaya çalışıyordu. Adam da boğuşurken vuruyor onu. Onun tamam. Ne gibi bir şeyi var? Hayır, hepsi değil zaten. Bazıları hatalı. Çoğu hatalı. Ya da hayır hepsi zaten hatalı. Yani hepsi polislikten atıldı ya da tenzil yedi diye bir şey yok zaten. Bazıları şey oluyor. Mesela güç seviyesi dedikleri bir olay var ya. Basit şekilde sana anlatayım bıçağı silah çekmek gibi düşün. Onlardan dolayı uyarı alıyorlar falan filan. Anladım. Curtis Bey bu arada içerisi kıvama gelmiş bence geçilebilir. Harbiden o zaman geçelim hadi. Gel geç orada bir cevap vereyim soruna. Merhaba. Merhaba Aksalan. Aksa değil. Soyadınız Murphy değilmiştik kimisi. Doğru. Aynı şey. Bu adam aynı. Hepimiz Amerika'da doğanların hepsine aynı isimle hitap edelim o zaman. Nasıl Amerika'da doğdular?
Senin soyadın mı yok ya ben? O değil. Sen niye atladın? Biz sustuğumuzdan herkes susar ama. Aşı yapanlara ücretsiz ama zorla departmana gitmeler. Hangisini yazmak istiyorsun kafana göre. Tamam. Hangisi kolayını yediyorsun? Gel çok sandalye çek otur. Ben ayakta durmayı daha çok seviyorum. Peki. Ben buradaki polis memurlarını da sorayım. Dışarıdakileri sordum. Burada polis memuru var mı şu anda? Ben varım. 24 saatlik mesai sürenizde ya da işte kaç saatlik mesai yapıyorsanız yaşadığınız en garip olay ne? Ya da en garip duyduğunuz cümle. Farklı farklı sorular. Bir çok garip bir olay yaşadım Bayırca ile beraber ama bunu paylaşamam. Çok paylaşabileceğiniz. Aha bizim yaşadığımız var ya. Bak ben paylaşayım hırsızlık. Bir tane. Hangisiydi? Gittik ha evet. Birlikte. Şeyin Hibana Hanım'ın bir evi vardı. Soyulmuştu orası. Oraya gittik. Buzdolabına kamera yerleştirmişler adi herifler. Buzdolabını 6 kişi taşımak zorunda kaldık inceleme için. Çok garip bir olaydı. Sapık galiba. Hırsız değil de bir tip. Evet evet fotoğraflarını çalmış kadının. Buzdolabına da kamera yerleştirmiş gizli kamera. Neden buzdolabına kamera yerleştirdi acaba? Niye buzdolabına yerleştirdi? Eğiliyorsun hani göğüs orada bir deko. Yatak odasına şey yerleştirsin o kadar evin içine girmiş. Ama yatak odasını yorgan örtüyor üstüne nereden görsün? İlaki kalkacak. Banyoya yerleştirsin amına. Yorganın altında mı değiştireceksin? Ya belki de bu adam dekolte yani friki hastasıdır mesela anladınız mı? Adam öyle mi? Sabah uyandığında dilindeki toksin... Ya da bak bir şey söyleyeceğim hazır mısın? Olayı çözüyorum. Bunu yapan kişi adam değil. Bunu yapan bir kişi kadın. Hibana'nın bayağı bildiğin hastası, fanı. Fotoğraflarını falan çalıyor ölünün olduğundan. Bir de bu nasıl zayıf, nasıl işte nasıl manken gibi gözüküyor falan diye ne yiyor, ne içtiğini anlamak için buzdolabına kamera koyuyor. Hadi doğru. Evet. Yine bir teori üretti işte ya. Hadi kolay gelsin. Hadi yerden teori çıkarıyor adam. Buradan yürürsünüz artık. Bulun hepiniz kamera. Sapık olarak biliyordunuz ama belki de gerçekten yaşam hayat felsefesini çalmaya çalışır. Evet. Ve dolabında belki neler var onu öğrenmek için koymuş olabilir. Çünkü dolabın yiyor? İçerisindeydi kamera evet. Şimdi şey de yapıyorlar mesela sallıyorum. Yokai'nin de yedikleri var buzdolabında biliyorum. Onu o yiyor mu yemiyor mu bilmeyecek. Nereden bilecek? Kamerayla çekip öğrenmesi lazım. Anladın mı? Hibana neyi? Peki kapağı açar açmaz Hibana dolabı bakarak mı bunları tüketiyor? Yok hayır bakarak alacak ya. Tamam aldı Yokai'ye götürdü. Evet. Orada da onu düşünememişim mal demek ki. Ama kaçırdığınız bir şey var. Evde iki tane buzdolabı vardı. Benim dedim çıkmadı oğlum. Evde... Kadın mal da olabilir. Evde iki tane buzdolabı vardı. Bunu unuttunuz ama. Bana bu bilgi verilmedi. Ben bu bilgiyi unutmadım. Bende bu bilgi bende yoktu. Ya bir tane buzdolabında kamera yerleştirdi. Diğerini o beyitti. Diğerini sakladı hala orada. Baktık. Dedik dedik aradık. İmkansız. Neresine sokacak ki? Peki buzdolaplarda hedef gösterip banyoya vurma ihtimali. Hatta departmanda yemeği seven memurlarımız olduğu için Boris çağırdık. Boris de baktı. Evet doğru. 2 kilo salatalık verdi içinde onu aldık. Yani Boris'e vermek zorundaydık onu yoksa çürüyecekti. Ziyan olmasın. Evet 2 kilogram salatalık yedi orada bir oturuşta yani. Çok garip bir olaydı. Kürsün sorusu kaynadı. Peki, bir de şeyi bulduk bizim... Excel'in bir tane kayıp ekran kartı vardı. Onu bulduk. Ha evet bir de benim kayıp ekran kartım. Mining yapmışlar mı? Açılmış. Mining yapmışlar. Bilin bakalım kimin evinde bulduk bir de. Hibana'nın üst komşusunda. Aynı gün içerisinde bulduk onu da. Şans işte. Şey oldu mu peki hani kargo şirketini aradığınızda hani kargonuz yola çıkacak şu anda size buradan teslim edemem falan gibi. Üst komşusu Jin değil miydi ya? Hayır. Eski üst komşusu bu. Eski üst komşusu aynen. Komşu. Daha yeni yaşa. Üç komşusu dilim sürtüştü ya. Yok o senin yüzünden yalanlar birbirini kovalıyor. Ananı sikerim her şeyi biliyorsun sus artık. Jin olsa Jin der. Üst komşusu demez işte. Sağ ama, komşusu. Ama ne? Sağ komşusu. Hayır harbiden üst katında yani. Çaprazında kalıyor. Sol üst nasıl diyeyim. Hani merdivenden çıkıyorsun sağ sol ayrılıyor ya. Hibana evet. Solda oturuyor. Üst direkt üstünde Jin oturuyor ya. Jin'in karşı komşusu aslında. Olur. Jin de mi orada oturuyormuş? Şimdilik onun üstünde oturuyor. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Aşağı tükürdüğü zaman İbanil'in balkonuna tükürebilir. Bunu öğrendiğim iyi oldu. İyi günler arkadaşlar hoş geldiniz. Aha. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Fikret'in antitezini getirdiler. Lane'de karşısına koyacağımız adamı getirdik. Fikret'in karşısına koy kapısınlar sabahtan akşama kadar. Mıydı, o neydi? Kim abi kim Fiko'nun counter'ı kim ya? Aha bu. Abi gelsin ne olur.
Dedektif Hildegard, tanıştırayım. Uykusuz canavar. Biz bu arada çoğu fikirde şey yapıyoruz ki ben diyorum, o da doğru diyor. Tamam işte, ikiniz de aynı şeyleri konuşabilirsiniz. Ben bir daha aynı soruyu yönelteyim mi? Sabaha kadar dinlerim burayı. Bir şey diyeceğim, burada kermes mi var, ne oluyor ama? Aa, sen yaşıyor musun lan? Ben yaşıyorum. Mercer. Ben ajan oldum artık efendim. Ajan mı? Takım elbiseni niye giymedin? Yastayız bugün. Neden? 11 Eylül. 9-11, evet. Ya bir şey diyeceğim, ben Yeni Zelandalıyım, çok affedersin. Bro 20 sene oldu artık, unutma vakti geldi. Da beni alet etmeyin o işe. Ne işine? 11 Eylül'müş yok. Zaten alet etmiyorum. Yeni Zelandalısınız siz, sizi ilgilendirmez. O bizim yasımız. Aynen. Hiç sikim ne değil yani, kimse kusura kalmasın. Kötü bir gün. Kötü bir gün diye yapılmamasın istediğim bir gün odadır. Vay ya. Üzüldük. Peki mesela 9-11'ına da şey diyorlar, o bina dik çökemezdi falan filan. Oyun hakkında bir yorum var mı buradaki genel? Burada bina parçalanıyor. Polis olarak demedim. Polis olarak Vuran demedim. Hani genel birey yorumları var mıdır? Ya, Vuran Boeing 747'ye sormak lazım nasıl vurdun diye. Kolonları biçiyor. Aynı zamanda biçme esnasında hani bir açıyla vurduğu için bir yerden sonra da yer çekimin etkisiyle bu yani. He. Yük kaldıramıyor yani, anlayacağım. Ondan sonra zaten direkt diklemeye çöküyor. Ama bir de şöyle Kötüsün bir şey sorusu... var. Dedektifte geldiğine göre dedektife de sorular sorabilirsiniz. Evet. Aynen öyle. Bir de Kötüs'ün sorusu araya kaynadı herhalde. Kötüs'ün. Evet, mesai sürecinde yaşadığınız en garip olay. Ya da duyduğunuz cümle de olabilir ama bu ikisi farklı soru olarak algılarsanız daha fazla soru cevaplamış olursunuz. Hoş bulduk. Bayağı kalabalık burası. Daha kalabalıktı da bazıları başka operasyona gitti. İllegale mi kaçtılar? Yok abi, bedava aşı duydular gittiler. Benim mesai sürecinde duyduğum en enteresan cümle şeydi. Senin babaannenin gözyaşlarından akan suyla senin götünden sikerim diye bir kelime duymuştum. Çok iyiymiş. Çok iyi. Bu tarz bir şey değil ya benim. Bir şey sorabilir miyim abi? Bir dakika, benim şirketlere falan çalışıyor da. Şöyle mi? Efendim? Ben gerizekalı dedim diye memura hakaretten suçlandım. Buna da mı memura hakaret yazdınız düz? Yok. Bileyim de ya, bir daha öyle bir şey yapacak olursam bari hakkını vereyim ben. Oğlum millet bana zaten sövüyor. Sağ olsun eş dost söyle de hiç umurumda mı? Ben de sövüyorum dedektif, yanlış olmasın. Sen de söv. Yanlış olmasın. Yanlışlık olmasın da. Ya yanlış. Yani ara ara sövdüğüm çok oluyor ya. Şey, forma tarzında bir şey giyinsene. Şey, Mercer. Kim? Aaa. Bildin mi? Aaa. Ananı. Bir şey diyeceğim. Aslan var mı şikayet bir şeyler? İllegal dinlemek istiyorum biraz. Sen illegal bir birey değil misin? Pisliksin sen. Hayır değilim. Tam olarak Aslan'ın bir şey söylemesi için 23 tane araba eksik. Neler çeviriyorsunuz? Yok. Kim bilir? Biz oraya baskın atmadık mı oğlum? Abi attınız ne oldu amına koyayım? Bütün mekanı yırttınız, yıktınız. Bu sefer bulamadık. Önceden haberiniz olmuş demek ki. Duymadılar onu ya. Onun o bilgileri almak istiyorsanız Alp 23 tane de araba verin ona. Aslan'a 23 tane de araba verin. İllegal hakkında bilgileri versin. Duymamış gibi yapıp duruyorum. Hala devam ediyorum. Araç parçalamanın tadı kalmadı ya. Ne üstten izlemesinin, çok ne adam kaçırmanın. Evet ya, ne içinde eylem yapmanın. Telefonu kapattıktan sonra. Hayır oğlum, bilerek ettim duy olay diye. Olaylar. Ben hala balık teknelerini bekliyorum. Yok baba, yok, bulamıyoruz. 23 tane denedim yani, yoksa da 23 tane tekne bulamadım. Balıkçı teknesi bulamadım. Evet Fiko, sabahtan beri soru soruyordun. Dedin sus dedin, geliri sorsun dedin. Tamam artık konuş, baktım kimse konuşmuyor. Hunter Play geldi. Yavuş. Play tuşuna basın Fiko. Bana soru sormak isteyen olsa cevaplar. Hiç şüphem yok, biliyor musun öyle cevap? Kesin cevap gelirsin. Evet. Sadece şey takılıyorum işte, gene dediğim gibi. Varsa vermek isteyen cevabı verebilir. Neyse ya, ben dükkanda yerim, şunda ayıp olmasın. Bu valiye olan... Bu vali olan suikast gününde içeriye bu seyirciler arasında silah çekip atlayan adam. O içeriye o silahı nasıl soktu? Biz göt deliğimize kadar aranıyoruz, ediyoruz, örnek veriyorum.
Ama yani mekanında demek ki bir güvenlik eksiği, o şu bu falan filan yaşanmış olabilir ki bir böyle bir şeyler olmuş. Yani nasıl oldu yani? Koskocaman vali. Sağ ol. Belki de bahsi geçen kirli polislerden biri vermiştir. İşte. Türk kahvesi mi yapıyorsun ya bana? Amerikanım, Amerikanım ben. Amerikanım. Bu da bizi nereye götürür Curtis? Bu arada W'ye mi? Kötü polisler. Bayağı güzel sert. Amerikan'ı seviyorsan beğenirsin diyecek. W'ye götürmez ama aynen W'nin öyle dediklerine götürür. Çekebiliriz. W'dan iki adam öldürdüm ben arkadaşlar. Var mı başka soru? Onu tekrar hatırlatayım he. Sahnede mevzu. Bir daha hatırlatayım. Araya asist yok. Asist yok, ölmüyor. İki adam mı öldürdün lan? Evet. İkinci yine ara öldürdün lan ben. Çok kötü sormayın. Engrim hoş geldin kardeşim. Oldu onlar da. Lan yine aklıma. Dean abiyle CIA'ları bastığımız gün geldi ananı sikeyim. Video editörleriyle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ne zaman bastık CIA'yı? Oğlum Roman öyle bir şey yok. Roman. Neler yaşanıyor ya? Yanlış anlama. Ben CIA'ları derken ya CIA diye değil suçlu diye bastık ya. Şey oldu ya abi, taksiyle gidiyorduk otoparktan çıkmıştık adamlar. Oy oy çok güzel. En garip anımdı. Neydi o? Aslanla bir gün takside dolaşıyorum. Ya beni. Abi taksiyle operasyon yaptık. Köşe tutuyorlar anı, tamam mı? Muhabbet konuşuldu bu arada. Evet siz yeni geldiniz. Ne oluyor amına koyayım, ben niye hastalık? Harbi mi? Köşe tutuyorlar. Bize aslanla taksiyle, ben o zaman arabam yok tabii, fakirim. Hala fakirim de. Bir tane arabam var en azından şimdi. Aslanla dolanıyorduk. Dedim ki gel biraz manzara izle. Bildin mi intihar şeyini? Ben çok konuşuyorum diye bana hastalık bastı. Ha intihar topa. Camlı topa. Ya orada biraz takıldık falan. Geri dönüyoruz bir baktık iki tane adam. İllegal yasal dışı tava satımı yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl ya? Büyük teflon tava mıydı? Teflon teflon bayağı böyle iyilerin. Neyse. Böyle bir arabaya doğru yürüdüler. Bir laf ettiler değil mi aslan? Yanlış mı hatırlıyorum? Maçı kanadı ha, neye bakıyorsun? Orası bir çocuk. Ha o tarz bir şey dedi. Aslan da bastı direkt. Korktu tabii. Evet, normal. Çocuk yani. Gencecik aferin adam. Aferin aslan. Hayatından aferin iyisin. Eksikler vardır sen, yoksa korkma. Dur, ne oluyor oğlum? Nereye basıyorsun? Sür bakalım geri bir bakalım derdi. Geri sürdü. Nasıl siz kafayı mı yedin sen? What the fuck? Falan filan böyle bir şeyler diyor. İndim böyle yaptım. Ha kafayı yedim lan manyak. Ne oldu dedim. LSPD konuşuyor lan. Teslim ol dedim. Oh shit. Seni kaçmaya başladı falan. Arkadan ben nasıl sıkıyorum abi? Size yelek var, size böyle geçsin. Ağzına ağzım. Silah ne? Var, polis var. Ne bakıyorsun dedin mi? He. Sonra zaten birini vurdum işte falan filan. Diğeri kaçtı. Diğerini bıraktım. Mesaj olsun diğer illegallere. İmza. İmza. Peki bir soru daha soracağım. Görev sürecinde en karşılaşmaktan korktuğunuz şey? Çok sağ olun. Araç parçalamada eylem yapmaz. Ayağınızı sikiyorum. Doğru söylüyor. Toplanıp. Aslan. Aslan departmanı hedef araba almaya çalıp çalıp friendly fire diyor şu. Abi araba sizin amına koyayım üstün hizmet madalyası vermeniz lazım ya. Bana 25 tane adam ifşaladım sizi. Benim en korktuğum şey şu an amına koyayım. Önemli bir kişiyi sorguya aldığımda Siener yutarak ölmesi amına koyayım. O biraz sıkıntılı olabilir ya. Adamın anlatacak çok şey vardır ama Siener içmiş. Dişini kırıyor. Niye? Yüzünden çıkıyor. Nasıl bir Fikret bir daha neydi ya hakikaten? Merkezin ağzına çorap tıkıyorum amına koyayım bir şey yutamasın diye. O da işkenceye girmiyor mu abi? Mustafa abi iyi senden ne haber ya? Şey yapın BDSM top. Ya bence hiç işkence of değil. Ne olur Marcelo'nun beni sorguya alsın öyle bir şey buluyorsa. Nasıl yani? Salak. Tamam ben kendisine ileteceğim sıkıntı diyor. Bana biraz çok sessiz söyledin galiba, düşüncendim seni. Ben onu dışarıdan mı söyledim yani? Ben acaba onu içinde mi düşünüyordun sen? Ben vurdum. Mesaj atacaktım. Telefonu çıkardım. Yanlışlıkla sesli söyledim. Ben nasıl tutuklanman gerektiğini biliyorum. Araç para. Hayır yeter artık. Aynı şeyi söyleyeyim seni. Ben şu adi Curtis dalga geçiyor. Diğer dalga geçen kim? Onu bir türlü göremedim. Hadi Curtis'e bir şey demiyorum. Diğer dalgaya geçen kim? Kanka bir tık ben de buradan giydiriyorum sana. Sen de yok ben, sen de tamam. Ben sadece gülüyorum. Ben sadece gülüyorum. Benim en sevdiğim olay ne biliyor musun? Bak şimdi. Böyle kovalamaca başlıyor tamam mı? Böyle bir iki lavuk deniyor kaçma.
Sağdaki direğe vuruyor, soldaki direğe vuruyor, ilerideki araba bozuldu zaten. Aradan geçmeye çalışırken böyle bir patlıyor böyle, sonra böyle yapıyor bak. Alın beni ya. Alın beni. Hadi al beni al. Ya da kendi elleriyle arabaya. Oğlum o da güzel. Ben kovalarken şey, dostum ne yapıyorsun? Dostum. Onu şey de çok güzel ama. Polislerin bazıları var böyle. Benim bu arada işlenmiş suçlarım var. Şey yapıyorlar. Arabanın arka tarafında motor olan arabaya pıt 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 pardon yapıyorlar yani, arabanın. Onlar da çok güzel. Ben çok vuruyorum arkadan. Dara giren herkese arkadan vuruyorum. Pıt. Pardon ya. Pardon brom falan yapıyorlar. Neden brom? Dostum pardon. Neden mi brom? Pardon Ami. Pardon. Brom. Pardon. Senkron brom. Gözler brom. Sorgulama. Brom devam et. Şöyle bakayım. Kahveler içilmiş. Günlük illegaller yapıldı mı? Yok şu anda şey sırası. Protest tırnak, fileli çorap, domates toplama sırası. Daha sonrasında o aktiviteler gerçekleşiyor. Gün sırasını karıştırdınız. Yani ben bilmiyorum ki. Ben nereden bileyim canım. Acaba Wilson içeride. Hava yasağı ne zaman biter acaba ya? Hadi kemizli olabilir. Bitti mi? Ekonomi tüketti amına. Sen çok kötü haber ya. Yerinden vurdu amına. Beni etkiledi. Galeride çalışıyorum artık. Eymen olmuş adam. Bozmuyorum artık. 170 dolar maaş alıyor oğlum. Sorgulama. Hepinizden mutlu o şu an. Fikret yok mu manyak soruların? Az önce sordular onu. Valinin seçim oylarının neden düştüğünden Vi terör örgütünün tutuklanmasına kadar birçok konu konuşuldu. Harbi mi ya? Mesela size de kendi yorumunuzu sorayım. Evet hazırlanan geldi. Burada kim aşı olmadıysa beni hasta etti. Hazel Medya'nın paylaşımları sonucunda bir Southside'da bir yer patlamıştı. Onu öğrenmiştim. Bildiniz mi o yeri? W'nin alakalı. Sizce sonrasında bir video yayınlanmıştı bu adını sen söyle. Deniz kurutuldu falan filan diye. Okyanusu da ben. Şimdi bu denizi neden kuruttular sizce? Balık tutamayın diye. Kurutmak için. Niye yani? İşte bak demek ki V yüzünden şu an balık yok. Görüyor musun? İşte bu. Aydınlandım ama. İşte şimdi yarrayedirler. Arabaları hazırlayın. Ya. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Abi bu sefer 35 yapalım mı? Videoda biraz kalabalıklardı. halledeceğim. Gidiyorum ben. Merhaba. Sen kickleri falan vardı. Evet rapper lazım. Büyük araba lazım. Bu sefer sen King'e ağırlık lazım. Ne sorduğunu anlamadım ki yani. Deniz oğlum ben şair miyim amına koyayım? Manyak video çekiyorlar işte. Bana hayır. Demeye çalışıyor şu depoyun önüne girip basar. İçeride kim var kim yok vurur. Ondan sonra malları alır, götürür, satar. Niye böyle bir şey yaptı sizce? İçeride şey yoktu ki hiç. Öyle bir haberleri söylüyor. Bu yok. Lan patlama olmuştu. Random patlatmışlar orayı. Yo bay. Ben mi yanlış oldum bay? Sen bir içerideki kaynaklarına sor bakayım. Doğru mu vermişler sana bilgiyi? Yo kaynağım dedi mi? Kaynağım Hazel Medya. Ne amaçlı? Şov amaçlı yapmışlardır. Şov amaçlı. Ben şu amaçlı dedim sanırım. Yani büyük ihtimal bankaları patlatırken dediler bir de hadi şurada patlatalım falan yani. Yoktu çünkü hiçbir şey orada. Merhabalar. Merhaba Namık Çakır. Domatesler toplandı mı? Harca. Domatesini topladın mı bugün de? Bölge şatın sahibisin domatesler ama. Domatesler yapıldı. Toplandı mı? Ya bu toprak verimsizleşirse bir süre sonra ben onu düşünüyorum. O zaman madenciliğe başlayacaklar. Hayal edemiyorum. O zaman da balığa geri dönerler. Ekonomiyi bırakın. Şey gıda kıtlı. Oo. Evet Fiko yeni bir konu. Gıda kıtlığı mı? Aynen. Gıda kıtlığı seralar varken, GDO'lu ürünler varken asla yaşanmaz. Kolay kolay. Nerede? Bu önümüzdeki 150 yıl sonrasının konusu. 150 yıl sonra da ben ölü olacağımdan dolayı beni alakadar etmeyin. Bence DNA'nı aktarman gerekiyor artık. Evet, katılıyorum. Çoğalayım mı?
Bence gerekiyor yani. Bir sürü Fikret Durmaz düşünsene. Miko. Senin karın vardı bir tane, ne oldu? Yaşı. Miko Şikodiko. Nereliydi abi o? Nereliydi o? Amerikalı buralı. Nasıl Amerikalı. Olmuş? Geçen gün sorduğumuzda Uma Robert Oğulları dedi. Bayağı sen onu şey yapmışsın. Yok o benimle alakası yok. Ryan'dan dolayı. Çok fazla asimile oldu ya o. Ama geçen bir götürdüm. Kırıkkale'yi bir gezdim. Ama Martı gibi... Martı gibi girme bug'ını fixlemişler onun. Artık öyle girmiyor lan sevim. Mini patch notu gelmişti ona. Namık Şivas nasıl ya? Ağlat. Biber. Niye soruyorsun ki? Ne yapıyor, ne diyor diyor. Ha iyi ya. Ya ben onu şey olsun diye haksızlık olmasın diye bagajına bir tane taş koydum 20 kilo. Öyle sürüyorum artık arabayı. 100 bin alırım. Niye ki, çok mu OP'ydi o araba? Tabii canım, nasıl hem de. Bir dönüşleri vardı var ya, görmeniz lazım. İnsanlar ya, dönerken gaz kesiyor. Yok, dönerken gaz kesiyor insanlar. Dönüş bok gibi. Bununla gaza basınca daha iyi dönüyordunuz. Vay. Bak. Vay. Hazır mısın bak, dedektif bro deyin, dinle. Dedektif değilim ki ben. Ajan mıydın? Ajanım oğlum ben. Ne bileyim, dur dinle bak, hazır mısın? Evet dinliyorum. İşte bilmem ne bilmem ne, orada birazcık Groves taraflarını falan filan övüp gömme falan filan bir şey. Habercilik yap. Onu tam burada V'ye gelmişken ben birimleri öğreneceğim. Bak şimdi okuyorum direkt. Birimler hakkında kimden bilgi alabilirim? Alabiliyor muyuz ya da? Bilgisi elimizde dedektif büro tarafından geçti. İçerisinde ile günlük hayatta... Hangi birimler var? Ve hangi birimler var? En gözde birimli şu anda mesela. Hani departman en gözde birim olur ya. Son birimi dışında. Bu mı? Efendim? Şu 3 şey haricinde mi? Tabii canım, hız birimi dışında. O zaman air ya. Net air. Başka ne birimleri var? Mesela hani hız, air, bunlar zaten görülebilir şeyler ya. Bir de tamam. K9'u biliyoruz. Tamam. Özel operasyonu biliyorsun. Özel operasyon SWAT mı? Aynen öyle. Tamam. Mesela bunların gereksinimleri neler? Mesela bir tanesi karşında yürüyor şu anda, merdiven çıkıyor. Dedektif. Bunu biliyorum. Evet. Reşit Akkan. Dedektif sorumlusuna girdiniz mi hiç ya? Çok zor olduğunu söylüyorlar. Kimin? Dedektifin mi? Dedektif yani. Genel olarak dedektif sorgusu çok zorlu oluyormuş. Çünkü tüm detaylara bakılıyormuş, ediliyormuş falan. Ya özellikle dedektif Okanıl giriyorsa doğru. Biz zorlayıcısı var. Bu kadar, bitti birimler, evet. Peki hız biriminde olmasaydınız ve air birimi tercihiniz olmayacak olsaydı SWAT mı olurdunuz? Evet. Peki yetkin var, her şeyin var, gücün de var. Bir tane birim oluşturabileceksin. Bu birim neyle alakalı olurdu? Terör. Terör. Telefonum çalıyor. Tam terörün üzerine galiba tutuklanacağım. Efendim? Değil mi? Alo, Curtis. Efendim? Barlas efendim? Motoru aldın mı? Aldım aldım. Departmanıyım şu anda. Bence gayet iyi. İyi değil mi? İyi, sohbet muhabbet ediliyor burada. Geleceksen gel. Yo olur, gelirim de. Yine bir başka bir şekilde konuşalım herhalde. Okey olur olur, konuşuruz. Tamam, Afterlife'da oluyorum, gelende konumunu atarım sana. Tamam, biliyorum tamam. Orayı. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bilim şef geldi. Terör. Aynen öyle. Fikret'i de alacaksın, ona terörün dedektifi yapacaksın. Sabahtan akşama kadar kovalasın. Onu şey, special agent'in çağır, aman. Aynen. Tüm olaylar. O arabaların işi çok geniş. Dur, gidiyoruz, hemen gidiyoruz. Herkes mi gidiyor, bu ne? Kate. Efendim, çavuş. Daha sonrasında 15 saat. Kate duruyor. Niye öyle korktunuz ya? Şefliğin çok mu kötü sürüyor? Hayır ya, kötü sürmüyor. İşte tam tersi. Dikkat etmeniz gerekiyor. Çavuş dert söyle. Hey, peki siz? O terör. Sen? Ben... Mesela sen hangi birim oluştururdun? Sıfırdan bir birim oluşturacaksın. Sıfırdan. Evet. Ne üzerine olurdu? Neyle mücadele ederdin? Şu an... İsinim suiti çok havalı değil mi? Gengen ben... narkotiks var. Uyuşturucu ya direkt. Narkotik. Okey. Adın neydi? Narkotik Rio. Efendim? Gittin mi sen? Hayır, kendi polis komünitimle beraber dışarı çıktım. Farklı sorular yöneltiyorum onlara. Tamam. Tamam.
Bir şey söyleyeyim mi? Sadece şu suitten dolayı air'de olurdum ama helikopter sürmeyi hiç becerebileceğimi düşünmüyorum ya. İşte onun eğitimini alıyorum. Merhaba yüzbaşı. Pardon Teğmen. Ama şey, içeride sürekli www. Ben zaten her gün W'ye basıyorum. Benim gaz pedalımda W yazıyor da. İyiye döndü değil mi iyice? Burası sıcak ortam ya. Peki sen hangi oluştururdun? Ne oluşturdum? Konudan uzak kaldım biraz. Bak, sıfırdan bir tane birim oluşturma yetkin ve şeyin var. Ben yeni bir birim kuracağım. Ahlak büro. Evet. Ahlak büro. Okey, mantıklı. Şefi ben oluyorum, yardımcısı da Edward. Ahlak büro. Süper operasyonları gerçekleşiyor. Bu operasyonları kameramanla olur. Yayınlayacağız, basınla beraber gireceğiz. Canlı yayın. Ahlak aktivite. Aynen öyle. Çavuş ama içeride biz olacağız. Baskını kim atacak? Siktir, onu hiç düşünmedim. Çok iyi, çok iyi. Onu beklemiyordum, içerideki gibi olacağız. Kıyafetlerimiz falan biraz daha renkli olacak. Yabancılık çekmiyorum, anladın mı? Sızmamız mı işlemleri olabilir. Evet, evet. Esas aldığımız tek nokta var, çıplaklık konuda. Bence 10 numara. Çok güzel içerikler çıkabilir. Aynen öyle. Evet, biz bir departmana katılmak istiyor. Hayır, istemiyorum ben. Kameraman olarak alacağız seni ya. Ama ben şeyi çok sevdim, bu kahve polislerle tanışma etkinliğini çok sevdim. Böyle şey gelir ya. Çünkü dışarıdan açık konuşmak gerekirse sokaktaki davranışlarla buradaki samimiyet farklı olduğu için dışarıdan birçok polis Robocop gözüküyor. Yani herhangi bir duygusu veya düşüncesi olmadan sadece kanunların el verdiği şekilde görevini yerine getiren kişiler olarak gözüküyorsunuz. Yani bunu bir hakaret olarak algılamayın. Bence böyle. O yüzden zaten bu etkinlikler düzenleniyor. Siz bizi tanıyın, biz sizi tanıyın. Selam memurlarım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Mükemmel. Sohbet ediyoruz. Sohbet. Çavuş ve teyze. Yalan dolan hep info için. Tabii abiciğim. Yana. Arabaların tüm detaylarını öğrendik. Memurusun. Sıfır, öyle bir gücün var ki sıfırdan bir birim oluşturacaksın. Şu anda olmayanlardan. Rastgele. Ne oluştururdun? Ne üzerine olurdu? Arsana sorarsanız undercover araba der. Bir saniye benim de... Drivers falan açmayı düşündün mü? Box, telefon, box, sürücüler. Evet, PR değil, PR değil. Yok ya, ben şey düşünüyorum, 8. Olur abi, 8 araba. Ama iyisi 1'le. Kim? 8 sürücü, 8 araba şey. Ben şey açardım. Merhabalar, merhabalar. Araba da almış. 8 tane Raptor olacak. Denetimsiz satışlar yapıyorlar ya. 25 yerine 8 raptor. Onları wow. Denetleyen özel bir şey açardım. Hayır, başka ver. Adam departmana kusuyor. Galiba ben öleceğim ya. Çok fazla soru sorduğum için öleceğim galiba. Maskemi hiç suratımdan çıkartamıyorum oğlum. Niye alayım? O maske hiçbir işe yaramıyor bu arada. Yarıyor oğlum, sizinkiler yaramıyorsun. Ben 5 günde bir yıkıyorum bunu. Ben 6 aydır yıkıyorum. Sağ ol Bera. Bana gösterdiği şey çok hoşuma gitti. İlika. Başka soru yok mu ya? Şu challenger'ı birinden kapalım mı? Birim bir şey diyordunuz en son. Onu sordum birim ben ya buradaki herkese. Başka soru bekleriz şu anda. Yaratıcı mı? Bir şey soracağım ben. Diyelim ki bir banka soygunu oldu. Evet. İşte önünüzde bir araç var, kolluyorsunuz, çıkmışlar. Bir anda kapalı bir yere girdiği içinde o arabanın aynısından 50 bin tane var. 50 bin tane de biraz abartı değil mi sen? 50 bin tane ya. 50 bin tane araba alacak parası varsa niye banka soyuyor bunlar amına? Konunun benimle hiç alakası yok, onu söyleyeyim. Efendim? Sen benim arabamın yeni halini gördün mü? Hangisi ki? Gel göster. 8-9 tane araba var. Sate geldi galiba. Ben değilimdir abi. 8-9 tane araçtan beni değil mi? Ne yapabiliyorum? Ortadakine. Aa, sticker yaptırmışsın. Ne yaptırdın? Yok ayı. Güzel olmuş bu arada. Ortadakini kovalarım. Teşekkür ederim. Böyle bir şey yaparsam sağdan kaçacağım. Baya iyi olmuş. Afterlife'ı biliyorsun değil mi? Oradan yaptın lan. Evet biliyorum. Güzel olmuş. Evet. Aa, çift renk. Evet evet, olayı böyle zaten. Aa, ters düz. Çok iyi olmuş lan. Evet. Hayır. Abi benim yanımda bir saniye.
Şey söyleyeyim, gerçekten ya, güzel olmuş bu arada. Ortadan bölmek istemedim. Öyle çok kötü geliyordu bana. Böyle bölmek çok iyi oldu ama bence. Bence de çok iyi olmuş geçişler birbirine. Bir de her renk gider yani. Beyaz da gider buna, kırmızı da, her şeyi yapabilirsin. Aracın kalıcı rengi siyah. Bu beyaz yerler şeffaf olduğu için değiştiriyorum istediğimde. Namık. Aynen. Kalıcı rengi siyah sadece. Beğendim bu arada bu. Bayağı iyi olmuş. Oğlum sen niye beni her gördüğünde bu halde diyorsun? Sür istiyorsan ama bok gibi dönüyor. Ama çok güçlü bir araç. Yok yok, şu an sümeyim. Teşekkür ederim. Mesajdan sonra Afterlife falan gelsin, deneriz orada. Tamam tamam, geleceğim. Aa, bak beni ya, sinirlendirme. Bu araba ne ya? Olay Challenger. Ama biraz sıkıntılı dönüyormuş. Onun infosunu aldım. Galiba burası. O zaman ben bu güzel etkinliği düşünen PRD ve burada sorularımı yanıtlayan tüm polis memurlarına teşekkür ediyorum. Güzel gün için. Senden bir isteğim var ama. Efendim. Sen eskiden kar meeting yapmıştın, hatırlıyor musun? Onun yenisi çok iyi olur. Yapacağız ya, afişini yap. Herkesin süper araçları var. Biz yapıyoruz ki siz davet değilsiniz Namık Nal'da. Namık çok güzel orazlandı. Lan oluyor mu? Oğlum ya, gay mısın lan sen, lollik misin lan bu hareketle? Oğlum bu saygı. Hepinize iyi görevler diliyorum. Şimdi burada hoş sohbetten sonra sokaklarda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bu şey değildi hani orada da selamlaşırız anlamındaydı. Şey, Kodes'e mi gelmek istiyorsun? Hayır, oğlum dedim. Benim asla öyle şeylerim yok. Aaron Cole, az sohbet muhabbet edin de bizi araç parçalı ya. Yaptılar zaten onu. Ben gireyim. Görtis. Gregor nerede? Bilmiyorum. Gidip şimdi üstümü değiştireceğim sonra. Af. Af. Hala 4 tekerlekli mi sürüyorsun lan Namık? Amına bir motor almış. Almış götü kalktı. Bir motor aldı, götü kalktı. Ne bu, ne anlatıyor yine bu Piko? Gregor neredesin? Geliyorum, Challenger'ın içindeyim. Beni sağ bırakabilir misin sana? Maske satıyor. Tamam. Afterlife'a geçip Exodus'u ne kadarmış bakalım mı? Bakarız. Alırız onu. Çok bir araba ya. Oha pes işte. Efendim? Bir sürü adamdayız. Kıyafetçiye gideceğim önce. Ben geliyorum. Tamam. Şarkı açayım. Hastaneye mi gitsek bir de ya? Önce bir hastaneye gidelim ya. Önce bir hastaneye gideyim ben Aşet. Ne giysem? Bu arada tüm kombinlerimi değiştirdim. Tüm dolaptaki her şeyi sildim, yeni kombinler yaptım yerine. Böyle takılalım. Eren Can'cığım çok iyiyim, sen nasılsın? Evet. Curtis. Efendim canım? Ama seni tanım yok. Tanıyamadım da. Kim ha dedi? Biraz Gregor'u tanımadım. Evet. Biz şey dedik, etkinlikteydik de ondan dolayı. Ne etkinliği ya? Şu polislerin sohbet etkinliği vardı, tüm araçlar hakkında bir info aldım. Ediliyor bu arada, biliyor musun? Ediliyor. Bence sokakta çok fazla Robocop'lar. Beni
biraz sevmiyor olabilirler. Aranızda yaşanan olaylara veriyorum bunu. Bilmiyorum ki senin motor sesini. Doğru, doğru. Yani bence... o kadar da kötü değil. Alt tarafı John Walker'ı şey yaptım, o kadar. Çakladım falan, bir şey yok yani. Yani bir de dün bir tane polisi doğradım palayla. Hiçbir şey yok bence bunlarda. Seni sevmemeleri hiçbir sebep yok yani. Hayır, onlara hiçbir şey yapamayız. Bu kişisel olaylar bunlar. Benim LSPD ile alıp veremediğim şey. Ama onlar toplanıp geldiler, bizi vurdular. Thanos gibi. Dünyanın yarısını yok ediyor ama kişisel değil. Evet, kişisel değil. Verdi verdi aldık. Yok, kişisel. LSPD ile alakası yok. Kişilerle alakalı. Kurumla değil. Umarım bunu bir gün algılarlar ve sana kötü davranmaktan vazgeçerler. Umarım ya. Hepsini sikeyim zaten. O zaman görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli ol. Ben sen duyamıyorum deyince yine bir ırkçılık anlarlar mı diye düşündüm de yok, bu algınlardan. Yok, motoru kapattım. Duymuyorum ki motor sesini. Seni de duymuyorum şu anda mesela. Beren lütfen beni öldürme lan. Alırım aynen. Abi hız denemesi yapmadım biliyor musun? Bu motorda limitör mü var? İki kişi binince limitör var ya, güvenli sürüş. Ha, okay. Boş motor, bomboş, hiçbir şey yok. Aa, Fırat doktorum geldiniz mi? Bitti mi sonunda? Evet, geldim. Hoş geldiniz. Tabii, bitti. İçeride herhangi bir müsaitli doktor tamam, var mı? Tamamdır, süper. Ne hemen geldim. Yoksa... Ben normalde aşımı vesaire olmuştu ama sabah kalktığımda çok şiddetli öksüre şeyim var. Gözlerim falan bulanıyor. Bir bakalım. Motoru 85 aldık. İç patlaması sistem çok daha yeni atıldı. Ajan bölgenize bakabilir miyim? Oha. Maskeni çıkartabilirsin. Tamam. Bilekli bir arı var mı? Aç bakalım al. Aa. O tribal vardır ya, ağzı açarsam o a sesi gelir. Biraz üşütmüşsün son. Aslında çok da iyi beslenip çok da güzel yerler duyuyorum ama. Üstünü mü açıyorsun acaba? Aa, olabilir, biraz deli atıyorum. Aa, geçen gün yatakta değil yerde uyandım. Acaba o gün mü aslanım, pencerem de çıktı. Çok mümkün. Çok mümkün. İsminiz neydi? Serum takayım ben sana. Olur. Tamamdır. Yani midesi bulanıyormuş. Canı bir şeyler çekiyordu. O kadar. Eyvah, biri hamile herhalde. Doktor, doktor Diego Vicario konuşuyor. Tamam, bulunduğum yere bir tane serum getirir misiniz arkadaşlar? Olur, bakalım. Nerede? Gel. Ya bakalım, ufak bir damar yolu açalım sana. Ceketini çıkart istiyorsan daha rahat şey yaparım. Ya da kolunu seyir, fark etmem. Ne oldu lan, var mı önemli bir şey? Ha, yo, şey grip ya. Ha. Okey. Yok ya. Nereye gittin? Yok yok, şaka.
Ha, ne anlatıyorsun kanka? Canım abi. Kaynış. Bu adam niye Google'dan kopyala yapıştır yapıyor ya? 75 dakika falan, birer dakika. Ya oraya düşük. Çekeceksiniz. 1 dakika koyup 10 saniye çekeceksiniz. Bacağınız uyluk kısmında gezdirebilirsiniz. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Neden acaba aa demişler de ooo. Gerçi o deyince ağız yuvarlanıyor. A deyince direkt açıyorsun. Şu an mal gibi onu yaptım. A deyince ve o deyince ağız şeklime baktım. Ömer'cim hoş geldin. Aleyküm selam canım. Senin damarlar da mis. Senden iyi kan gelir ha. Bağış yapmayı falan düşünür müsün? Yapıyorum ben düzenli olarak bu arada. Aaa güzel. Çok fazla trafik kazası vesaire olduğu için bir kere bir arkadaşım kaza geçirdiğinde kan bulma konusunda sıkıntı yaşamıştık. O zamandan sonra düzenli kan bağışlarına başladım. Böyle bir hikaye, böyle bir karakter gelişimim var. Kendinize temas ederse çok daha iyi. Perde zaten kapalı, kimsesi rahatsız edemez. Çok geçmiş olsun. 5 dakika sonra buz kompresi hemşire... Daha sonra taburcu olabilirsin. Beyefendi doktor mu bekliyorsunuz? Hayır arkadaşımı bekliyorum. Heh tamamdır. İsterseniz ne şu lobideki yere alabilirim sizi. Olur. Orada daha rahat koltuklar. Tanrı bir tanrı lobicisi. Adasının gülü. Ne yapıyorsun? Ne yapayım çalışıyorum sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Körtüs abi bir ay ömrü kalmış da. Hı? Körtüs abi bir ay ömrü kalmış da. Hmm. Ona nasıl şey yapacağız? Geçmiş olsun. Bir aylık ömrü kalan birisi geçmiş olsun denilmez ki. Yani... Bir şey, gerçekten birinin bir aylık ömrü kalsa geçmiş olsun mu denir? Yani... Tanrı uzun ömürler versin denir. Tanrı süreni uzatsın. Yani... 50 senedik uzatabilirim. Umarım time. Ben her zaman 3 dolarlık kullanıyorum. Lahasso adam Allahasso. Ne kadarlık oluyor? Düşünsene sabah şey ne kadar süresi kaldı demiştin? Bir aylık mı demiştin? Bir ayın sonundaki gün şey diyorum. Tanrım biraz da. Ek paket. Anne biraz daha uyuyor. Uf. Şey yapıyorsun ya. 3 TL farkla. 2 hafta daha. 3 dolar farkla. 2 ay daha satabilirsiniz. İçecek dahil etmezsek biraz daha indirim olur mu? Hayatı için, hayatı yaşadığın için teşekkürler. Patates de çıkartalım mı? Böyle bir mesaj geliyor. Hayatını yaşadığın için teşekkürler. Yarından sonra yaşamıyorsun. Şu an premium esin hayatı. 39.99 euro ödeyerek siz de şey yapabilirsiniz. Hem de şarkılar arasında reklam dinlemeden. Yaşlar arasında reklam dinlemeden yaşlarınızı atlayabilirsiniz. Siz de hayat premium ile. Çok komik umarım ölmem ya. Altın hoş geldin selam. Allah uzun ömürler versin. Tanrı hepimiz uzun ömürler verir umarım. Motorla geldim buraya o beni korkutuyor şu anda çok yavaş gideceğim giderken. Ben bilmesem mi acaba arkadan? Bu kadar esprinin üzerine bana kamyon mamyon bir şey çarpabilir. Son motora binişimde yüzüm bu hale geldi. Yine de sen bilirsin. Ben de öyleydim biliyor musun? Birkaç hafta öncesine kadar. Şey mi? Benzinlik mi? Evet benzinlik olayı. Ben de bakmıştım o olayda. Hadi dağılalım hadi. Çatıcan nasılsınız? Nasıl geçti tatiliniz vesaire işte şeyiniz? Süper ne olsun? İyi gezdik tozduk. Sizler nasılsınız? Mental reseti yaptınız geldiniz.
E tabi 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 tabi. Ben de yeni karmit için sizin dönmenizi bekliyordum ya. Sizsiz olmaz. Ne güzel. En temizli. Gününüz nasıl geçiyor? Gayet iyi geçiyor. Üşütmüşüm. Hastaneye geldim. Çok geçmiş olsun. Tamam abi, teşekkür ederim. Öyle sohbet ediyorduk biz işte. Ne güzel. Ne? Kontrolü sağlayacak şu kan alalım. Gerekli hormon seviyelerine falan bakarız. Hala galeride var mı? Ben galeriden çıktım. Ben artık mekanikte çalışıyorum. Bayağı oldu, siz tabii yoksunuz. Ben galeriden sonra apanatomda çalıştım. Kaç yerde daha çalıştım. Şu an Afterlife'deyim. Afterlife şu şeydeki mi? Neydi? Liman tarafında. Hemen buranın altında. Liman tarafında. Evet. Tamam, bildim orayı. Geçen gün Erik'le gezerken şeyi söylemişti. Oraydı galiba. Bu arada sohbet muhabbeti falan genelde o tarz bir ortam var. Uğrarsanız sohbet muhabbet için gelebilirsiniz. Barımız da var, yardım şey yaparız yani. İskimiz. Nereye? Afterlife hemen hastanenin sol altında bulunan limanda. Olur. Yeni açıldı. Yani daha açılmadı. Daha resmi açılış yapmadık ama işlem yapıyoruz. Ben gündür bar arıyordum. Bar değil ya, mekanik. Sadece barı da var. Anladım işte, olsun, barınızda da şey yaparız, ne güzel tamam. İşte. Zadu bakalım hemen tasarıma. Neler diyorsun? Ben hemen şurada bir nehre hemen bakayım. Bir tabii tabii, olur. Galiba bir doğum kontrol falan var. Direkt ben de olabilirim. Fırat hocam. Ne olur dişlerimi kontrol et. Gel hadi gidelim. Kan tahlili almayacak. Dişlerimi kontrol edecek bir adet doktor arkadaş arıyorum. Ekran ne? Nasıl ekran? Adam gibi adam. Ekran var. Ha, tasarım bize de ver diyor. Vereyim. Örtir. Ama az önce departmanda değil miydiniz be? Öksürüyordum ya. Ha, ondan mı geldin? Evet hemen, evet, ondan da geldim. Virüs mürüs tutmayın. Yok yok, direkt kontrole geldim işte. Dadun'un attığını ben chat'e atayım. Geçmiş olsun. Bir yumruğunu sıkar mısın? Nehir'cim, yumruğunu sıkar mısın? Biraz önce göremeyenler için tıklayıp bakabilirsiniz, zaten Discord'da da var. Teşekkür ederim, sağ olun. Buna bir 2-3 dakika tutarsın. Sonra morarmasın. Arkadaşlar. Denenk yapalım. Bunu yayından sonra düşünelim mi Zadu? Aslında Zadu. Uyum sağlayabilse bizim bu dördümüzün araba renklerinde yapsak ne dersin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Alp'in, Curtis'in, Tey'in, Yokai'nin, Kane'nin araba renklerinde. Renk geçişli ne dersin? Süper olmaz mı? Yok, yapamaz. Fırat'cığım bana bakar mısın acaba? Biraz kendimi kötü hissediyorum da. Tabii. Şuraya. Hepimiz ayrı ayrı yapacaksan... Bilmiyorum ki ya. Benimkini mor ağırlıkta yapabilirsin ya. Evet. İyi günler. Kolay. Hop. Günler. Görüşürüz Curtis. Sanctus Zadu'ya kademe bir abonelik vermiş. Kesene bereket. O doğmadan önce benim sorusumu düzeltmem lazım. Hepsine farklı araba parçası, kapı kane olur. Mantıklı. Ortada olması da kral adam. Niye çıkamıyorum lan? Ne oldu mu kapı? Oğlum açıl. Ananın kapını.
Aa. Oğlum ne oldu amına koyayım? Aramız mı açık kanka? Hastanede kaldım oğlum. Psikolojim çok bozuk. Kapılardan geçemiyorum. Kafayı yedim. Şu! Oğlum anlamıyorsun beni. Geçemiyorum. Psikolojim bozuk. Hastane fobim var. Tuvalete rahatlarsın ya. Bana yol gösteriyor bu da amına. Ananı Erdi benim arkadaşım panik atak geçiriyor. Hastaneye geldiğinde hiç bunları yaşayacağımı düşünmemiştim. Her süreyi. Yok büyük ihtimalle eğitim var ya süreyi onun diyordur. Acaba eğitim 11 Eylül diye mi bugüne koydular? Olası durumlara karşı. Şu Akrapovic yazısını ters yazsa kafalarını sikeyim. Anlayamadım annem bu ne? Motor bizim. Hepimizin, ailemizin. Bera biz çıktık Afterlife'a gidiyoruz. Seni göremedim ondan söyleyeyim dedim. Tamam ben. Kutlarım da yaşına geldim. Ha okey tamam. 3 gün daha alıp geliyorum. Hadi tamam görüşürüz. Aman oğlum. Şeymacım, teşekkür ederim. Onun için yayın kutlu olsun. Ben bu ufak kaçım Curtis buradasın değil mi? Buradayım. Bu kim? Okey. Ha Max'miş. Max. Tamam. Araba çok güzel olmadı mı Şeyma? Araba her saat diliminde farklı renk oluyor biliyor musunuz? Şey Wine Red bu. Bak şimdi uzaktan araba siyah oluyor. Arabaya her ışık vurduğuna farklı oluyor. Bence çok güzel. Abi motoru da aynı renk yaptır sonra tweet'e aynı renk motorum da var dersin. Motor boyat almıyor ya. Sedef atmak bilerek sedef atmak istemedim. Müşteri var mıydı ya?
ben bu kıza niye ulaşamıyorum ya? Bu saçın özel sticker yapılıyor mu? Yapılıyordur da yaptırmam. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. O kızı yedim. Hangi kızı? Ha, o kızı. Morven'i. Araba satacağız ya. Dün bizim bankadan bir 4K kaybolmuştu. Hatırlıyor musunuz onu? 57 vardı. Sonra baktığımızda 3K'mız vardı. Ben oturdum onun yengeçmişinden baktım. Sticker'ı yaptırdık ya. Sticker 4K'ya yapılmış. Şarkı ses fazla mı? Kısalım abi. Evet, library'e gitmiş. Yazık, biz okumuyorum ki. Görmedim ki, özür dilerim ya. Bugün vergi ödedim. Bir tane 948 dolar. Bir tane 725 dolar. 100 yazıyordu da çarpanla alakalı. Çok 31'den unutmuşsun. Eyvallah da sağ ol. Fatura ödeme 948. Motorunki 725. Para böyle inir amına koyayım harbiden. Motorla Porsche aynı vergi. Aynı vergi değil ama yaklaşıklar birbirlerine. Meyve Suçuk hoş geldin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Maaş yetecek mi faturaya? Bakalım. Hayırlısı. O sırada Efecan'ın ödediği vergiler. Ama onlar galerici oğlum. Galericiler kazanıyor. Daha çok para kasman lazım. Ben farm yapmıyorum ki ya Zafer. Farm'a oturmuyorum yani. İlk başlarda çok yapıyordum. Yalan yok. Motor iyi oldu ya. Ya şu anda her şeyi tamamladım karakterin. Burada totalde 42 dolar maaş alıyorum. Abi çok güzel oldu bence. Ya şu anda Alman ilk başta karaktere bir ev alalım. Onu alırız ya. Karaktere en başta dedim ki Alman çizgisini bozmayacağım. Araba Alman, motor Alman. Bozmadım yani. İyiyiz. Balığın kalkması kötü oldu. Ya evet, tarlaya sokmam ben karakteri. Emre abi, Emre abiyle eskisi kadar iyi değil misiniz ya da rol mü öyle gerektiriyor? Nasıl iyi değiliz oğlum? Emrah'la ben gayet iyiyim. Nasıl değilim? Hoş geldin. Yo, ne haber? Hoş buldum. İyi, senden? İyi. Sattın mı arabayı? Ya. Arabanın rengini değiştirdin. Çıkmadı ki. Evet. Ha, sticker da gitmiş. Birazcık. Bir şey söyleyeyim mi? Daha tatlı olmuş, biliyor musun? Dedim ki sadeye çekeyim. Ve spoiler'ı ilk değiştirmiş. O spoiler nefretlik amana koyayım. Bu arabaya niye öyle bir spoiler takarsın ki? Aldığımda o vardı. Jantı tok zaten. Jant takmaya hiç gerek yok. O spoiler daha çok ağırlık yapıyor gibi hissettim. Daha iyi anlıyordu onda da. Ağırlık değildi. Yakışmıyor ya. O psikolojik bu arada. Bilmiyorum. Şimdi böyle yaptım işte. Kalsın böyle. Ben bu arabayı bu modifiye siyah kullanıyordum. Bizim araba bu arada, ilk aldığımız araba. Selçuk'um hoş geldin, aleykümselam. Dedim ki sedefatim kalsın. Neden? Biri sordu, yeni gelmiş. 6 gün mü ne olmuş? Bir günde 20 bin kazanıyorum falan dedi. Dedim anasından mı, nereden kazanıyor? Bir günde 20 bin kazanıyor. He, anlamadım. Kız ama normaldir. Kimmiş? Afra. Şeyde çalışıyor. Neydi ya bu yukarıdaki? Irish. Mirror Park'ta bark, aynen. Irish'te çalışıyor. Zaten yeni gelen orada başlıyor amına. Kadın starter pack. Starter pack. Kadın starter pack. Boşta kalan kadınların kurtarıcısı. Benim gözlük hakkında ne düşünüyorsun? Dün taktım çok gözlük çok takıyorum ama. Mükemmel. Çok ne o entelektüel bir adam olmuşsun. Hemen Irish'e.
Bilmiyorum, bu arabanın rengini bu şekilde daha yakıştırdım ya. Bu şekilde daha mı iyiydi? Abi o hali çok kötüydü ya. Hani belki işte dev spoiler sticker'lı hali bence kötüydü yani. Bir de iyi ki bu arabanın jantlarını değiştirmiyorsun. Bu arabanın jantlarını değiştirme sakın ya. Yok yok. Bunda normalde jantta şey yazıyordu. Biz o janttaki yazıları sildirttik Benis'te. Yazıttık Yoka ile beraber. Saçma öyle sapan bir yazı yani. Yazıyordu orada. GTA Vice Guy yazıyordu. Güzel bir araba aldıralım be. Bunu satarsam zaten ya Acura alacağım ya LC500 alacağım. Ben LC500 al lan. Acura görmekten sıkıldım amına. Bence de LC500 al ya. Acura var. LC500 zaten ortalıkta göremiyorum amına. LC500 polislerde çünkü. Yani departmanda yatıyor. Departmanda yatıyor. Şimdi tam şu an garaj, tam garaj arabası çam biliyor musun onlar? Tam garaj arabası evet. Japon garaj arabası ama. LC500 sevmiyorum ya. Çok böyle geçmişin konsept arabalarıymış gibi duruyor. Şimdi çok güzel modifiyesi olur onun. Çok ya ben yola yapışmak, hani yolda yırtıcı duran arabalar var ya yola yakın. Mesela şu an GT3 de aynı o şekilde bastıktan sonra. Hı-hı. Çok sarıyor abi beni. Agresif gösteriyor çünkü bence. O arabanın görüntüsü yeter. Şey bıraktım. Bunu... Gitmesini bıraktım. Bu arabada beni en çok tereddüte düşüren ne biliyor musun Rio? Motorun dışarıya patlatılması mı yoksa motorun kapalı kalması mı? Ben kapalı kalmasına razıyım. Ben de kapalı kalan halini çok seviyorum ama Burak da mesela motoru dışarı patlatmayı çok seviyordu. Dışarıda olmasını seviyor. Ben de kapalı seviyorum da. Ha, paradan yani dolayı yaptırmadım. Daha agresif dur. Hayır ya. Ha. Yani zaten kapalı kullanıyordum. Yeni patlattım. Son açtırın anladım. Ya öyle başarı. Çok gezdim. Birazcık da böyle gezeyim. Sonra tekrar değiştiririm. Ben şu kapakların açılmasını çok seviyorum. Onu dışarıdan göremediğin için evet. O yüzden çok araç ayrı sarıyor zaten ya. Gidişi dönüşü. Ya normalde hiç satasım yok da. Bana artık böyle LC500 tarzı bir araç lazım. Gittik. Ama illa Japonluyu bekleme ya. Japon dışında güzel şeyler de var. Jojo'nun line'daki araba bu. Jojo'nun şu anki araba biraz daha değişik. Çılgın Sharky. Ne? Boya bak. Makinesinin ruhsatı çıktı mı? Boya makinesinin ruhsatı çıktı mı? Bana dediler yok boyatamayız senin arabayı dediler. Ya bizim malzeme yoktu ruhsat değil. Körpüsü tanıdığı gerçek, çok iyi bir köpek var. Mike. Köpek mi var? Mike mi? Bayağı köpek. Nasıl bir köpek? Bayağı. Havlıyor söylemem mu? Onu. Şu an söylemem onu. Şu an söyleyesim yok. Bunu ne renk yaptıracaksın? Ne var aklında? Siyah beyaza bakarım. Aynen. Ha sen kaplama de istiyorsun. Evet. Çamelon. Siyah beyaz yapmasanız anlarım canlanıyor. Çok kötü oluyorum. Niye 70'lerde mi yaşadın amına koyayım sen? Ne alaka var ya aramızda şu renkte. O kapmasana anahtarı. Çocuğum. Raiden nasıl ya? Raiden var bende. Çok... Gel bakalım. Yani... Katil. Abi benim en beğendiğim 4 kapılı arabalardan bir tanesi ve bence gerekli değeri görmüyor. Şöyle diyeyim. Sen ne işlerle uğraşıyorsun? Nasıl yani? Mekanik. Mekanik değil mi işte? Ha, araba. Senin belki işini görmeyebilir. Yok zaten öyle değil ya. Benim işimi görmesi açısından kendim için sormuyorum. Hani nasıl bir araba diye. Yani 4 kapılı. Araba. Elektrikli. Çok güzel kalkıyor. Elektrik. Güzel. Bu ne kanka? Bu şarkılar ne oğlum ya? Elektrikleri var. Tableti kocaman mesela. O benim çok hoşuma gidiyor. Sonra başka da çok bir olay yok ya. Tapsi. Bir denesem olur mu? Olur. İsminiz sizin? Ne? Kyle. Kyle.
Araba dönmüyor lan. Dönse o bayağı gidiyor lan. Güzel gidiyor bu arada. O sadece şey dönüyor, biraz ağır dönüyor. Cesar Brown. Brown. Limanda o arabayla rekor kırılması, hayır. Tam olarak bu. Biraz önceki o pembe Chamberlain yapalım ona. Ya. Ben söyledim, top muyum diyor. Ne alaka? Ne alakası var oğlum? Mükemmel mobbing. Sen benim Porsche pembe lansman Porsche'mi gördün mü? Neyi? Alp biraz sonra atsın sana benim pembe lansman Porsche'mi. Nasıl bubblegum? Bubblegum. Yok, ben bunu çözdüm. Bu siyah beyaz dışında hiçbir şey yaptırmayacak. Bir geri, varsa direkt şey yap. Geri gelsene, morluya gelsene bir. Ananı sikeyim, ne kadar güzel duruyor lan. Karpuz rengi. Araba geniş ya. Boya ne güzel dağılıyor amına. Öyle harbi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence ben bu arabaya bu kadar para verecek olsam dikkat çekici, böyle patlayacak bir şeyler yaparım. Zaten herkes onu yaptırıyor amına. Güzel manipüle renk şeyleri bunlar. Ya hayır. Manipüle etmeye arabaya çalışmıyorum seni. Tamam. Bu arabaya gidecek renk ne biliyor musun? Hani daha ne? Böyle tok renkler, kıpkırmızı yaparsın. Arabayı basarsın, cam filmiyle falan öne çıkartırsın hani. Bu araba çünkü... Milli selam, hoş geldin. Şekle bak amına koyduğum balinası. Eyvallah, hoş geldin. Şekle bu adam balina diyor. Ya bak. Bu renk boya çok güzel duruyor. Bu kaplama çok güzel duruyor. Araba geniş olduğu için dağılıyor. Ama evet. Yani belli bir süre sonra bu araba siyah ya da beyaz olarak anılacak. Ama patlatacak bir renk yaparsan, mesela morlar falan var. Onu yaparsan bence verdiğin paraya değer. Araba patlar amınık. Bu olabilir mi? Belki. Bu değil, hayır bu değil. Bak bu olabilir. Gökkuşağını yaptırdıktan sonra LGBT'ye de üye oluyorum. Aynen öyle. RGB yaptırsana benim kasanın içi gibi. RGB mi? Klimayı açınca renk tam olarak bu. Tam olarak şey bu. Termal kameradan bakıyormuş gibi şu çok. Evet evet. FIB geldiğinde arabayı görüyor sadece. ben olsam o moru yaptırırım bu arada. Ben de o moru düşünüyorum şu an. Bunu. Bu çok güzel yakışıyor evet, bence bu arabaya da. Sadece jant rengi değişiyor mu bunun? Jant Peugeot jantı, amını siktimin stok jantı. Bak, onu değiştireceksin, bir de evet. Siyah jant. Evet, siyah jant artı mor kaplama diye düşündüm. Bence de. Değişmek lazım, jant da boyanmaz ya. Bence bu renkler boyanmıyor. Güzel gitmez o arabaya. Ne diyecek, ne düşünüyorsun? Bu belki olabilir. Ben bilmiyorum. Sen siyah beyaz çok... yaptıracaksın gibi ama ben olsam... Yok. Bak bu artık morluktan değil. Senin araban çok uzun. Aynen. Sanki ne bileyim daha mordan ziyade mavi gibi duruyor. Öyle değil. Bakalım. Yani bir önden arkadan... Buradan baksana bir arabana, gel bak. Buradan bir baksana araban. Araba bulunduğu konumun rengini alıyor amına. Bu kalem yani, yani. Araba her hayvana dönüşüyor, anasını sikeyim. Ben diyorum sana, bu arabayı daha güzel halledebilirsin bu renklerden ziya. Sedef artı renk mi diyorsun? Aynen öyle. Ya sedefe de gerek yok. Buna tok bir renk yap. Bu yayının kalitesi halis mi ya? Dek ne oldu? Yayında kalite mi var? Neyse. Ben söyleyeyim, bence yapabilecek en iyi kaplama bu. Bence de. O da pek hoş değil. Aslında diğerleri hiç durmuyor. Farklı duruyor ama. Ya bu senin zevkin, bir şey diyemem. Jantla görmek lazım bunu aslında. Şu an görmek ne kadar mantıklı. Bu jant değişmen lazım ama. Evet. Jantlara bir baksana sportlara. En azından jant fikri olsun aklımız arabaya ne gidiyor diye. Plastik kelepçesi gevşemiş, bir saniye onu benim sıkayım. Bunun telefonu niye susmuyor? Kelepçesi. Şimdi anladım. Pardon. Anlayamadım ben ya. Keşke anlasaydı. Telefon çalıyor. Şu telefonunu yalvarırım aç. Na özür dilerim, benim çalıyor.
Ben bakayım istiyorsan sen aç. Sağ bana. Geç sen baksana. Sustu tamam. Raiden nasıl bu arada? Efendim Zed. Curtis müsait misin? Evet. Afterline'ın yol yardımı var mı? Afterline diye bir yer yok da Afterlife'ın yol yardımı Benis'i yoksa. Benis ben salsana. Aradım. 4 kişi aradım. Hiçbiri yok. Tamam. Tamam tamam. Ben Afterline işte şey. Neyse tamam ben konum atsana bana. Ne koyayım ya. Ya bana espri yapacaktım da. Shadow gider bu arada. Afterline. Oğlum bu nasıl şey amına koyayım? Afterlife'ın dışında bir yer. Ben buraya motorla gidersem ölürüm. Kendini bileceksin. Adamsam. Efendim. Merhaba. Merhaba. Mekanik misiniz acaba? Evet. Yol yardımıyla ilgileniyor muydunuz? İlgileniyorum ama şu anda bir yere doğru gidiyorum. Neredesiniz? Yol üstündeyseniz yardımcı olayım. Ben Pink Age Motel'in biraz daha aşağısındayım. Okay, bana aktif konum atarsanız önce size daha sonrasında diğer tarafa gideyim. Tamamdır, atıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne sikerim. Sesli. kız sesi diyen. Oğlum alakası yok. Birisi dağda, birisi şehir içinde. Ne yapayım? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Anahtarın üzerine mi? Evet, olacaktı. Nasıl yapacağız bunu? Ulan. Ne oldu? Sıkıntı yok ben. Hı, tamam. Lütfen kullanabileyim lan.
Motor da oluyor da motorun hitbox'ını yakalamak lazım. Üstündeyken tamir edebiliyor muyum? Edemiyorum da ne yapacağız? Oğlum motorun bagajı olmadığı için envanter açamıyorum ki amına koyayım. Motoru kucağına. Oğlum Heaven sen mekanik eski mekanik değil misin? Aha yaptım. Yaptım. Bir an tamir edilemeyecek diye çok korktum. Aynı duyguları paylaştım. Biraz eski bir motor. Yoldayım. Tamam. Konum uzak. Tamamdır. Şu anda iyi durumda. Tekrar şey olursa beniz peki çıraklar ilgilenir. Biz normalde tamamdır. Şey yapmıyoruz. Çapırlara bakmıyoruz ama. Şöyle ben size faturanızı ileteyim. Tamam. Bir şey yapalım. Motor 250 dolar. Çok am. Zaten motor kaç para? Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Evet, çantamı alıyorum. Rasim'im. Görüşürüz. Evet evet oyun droplanıyor ona baktım.
Berkaycım hoş geldin. Naber? Viraja mı çıktın? Yok ya, yarışıyorduk. Ha. Hani yarışan araba nerede? Aşağı mı uçtu? Yok yok. Onlar devam etti. Önüme bir anda çıktı. Ben de vurunca hemen tutmaya başladı, biliyorsun benim araba eski biraz. Normal. Benimki de yeni ama iki direğe vurunca tutuyor. Şuan. Oy oy. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Çalışırız işte. Afterlife. Hmm, güzel. Sevdiğim ismi. E tabi. Anahtar verir misin? Tamam, bir sıkıntısı yok. Teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Tamam, fatura. Tamam. Artık bizim de faturamızla uğraşmıyoruz. Şöyle. Gelecek misin sen de? Bir tane daha var. Nereye? Ben mekana kaçarım ya. Afterlife'a. Okay. Görüşürüz. Okay, tamam. Dikkat edin, iyi sürüşler. Oğlum bugün sizin okullarınız açıldı değil mi? Allah'ım size. Eagle Pav. Kız olduğu için 170 kesmedim. Motor eski ve şehir içinde olduğu için 170 kestim. Adamın için, dağ başına geldiğim için de 250 kestim. Kerim gülücüğünü. Yok inanma, tamam tamamdır. Ey Allah. Orhan abi, senin 30 dakika konuşacağım ama kayıtlarını sileyim, olur mu? Ne konuşacağım benle? Sizinle yaklaşık 45 dakika konuştuk, kayıtları yoktu amına koyayım. Oğlum amınıza koyarım NPC kere şimdi. Burak ne haber ya? Öde. Farklı bir şey ye. Burak. Hamburger çekiyor olabilir. Yetteysen yapma.
Daha çıktık ya normal. Arabaya un yağmış. Aa gözlüğüm düştü. Gözlüğüme ne oldu amına koyayım? Bir ay kiralamış olsam 4000 lira. Yoruldum. Hoş geldin. Sen hoş bu, geldin. Ne bu tarz değişikliği her gün? Her gün tarz değişikliği. 6.12 kilometre yol yardıma gittim. Oha. Nereye gittin? Dağ başına. Dağ git. Ben istekinler mesaide değilmiş. Gördüz. Heh. Artık arabam garajıma değil. Kiraladım. Attın mı? Kiralıyorum ya Alex'e. Ne kadara? Swap atacaktık biz ya. Haftalık 1000 dolar. Bedava. Haftalık 1000 dolar mı? He. Zaten bomboş duruyor. 5000 dolar araba. Duracağına iş görürsün. 5 haftanın sonunda tamam mı veriyorsun? Hayır ya. Arabayı geri alacağım en sonunda. 5 haftanın son. Böyle bir anlaşma da yapabiliriz. Kiralık. Hey, step back lan. Öyle şey mi? Peki ya. Bu dedim daha önce neden aklıma gelmedi? Bu arada yani. Bu araba belli başlı noktalarda canı istediğinde 210-220 hızlarına erişebiliyor. Tam bir sleeper. Tam bir fiyat tartılmaz. Bayağı iyi ihtiyaçlarımı karşılıyor. Sizin arabalarınız tabii kadar iyi olamasa da. Yok ya, gitmiyor ya. Gitmiyor mu? Tabii canım ben gitmediği için motor arabam, aldım. Benim arabam görebileceği en yavaş araba. Dönmüyor, gitmiyor, yavaş, durmuyor. Hiç sorma, hiç. Saçma sapan hiç bir şey ya, R33'ü. Anasını sikeyim. Anasını sikeyim, bu araba niye var? Baksana ya. Bok gibi araba, boşver. Naber lan? İyi, senden naber? İyi, abi. Her şey motor değil. R33'ü mü sövülüyor şu an? Tabii canım, gitmiyor, aynen, durmuyor, dönmüyor. Nasıl ya? Bok gibi araba. Ben sürdüm de öyle değildi. Yok ya, bok gibi araba. Bu arada sizin isimleriniz neydi? Tanışalım. Ben Curtis Banks. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu mekanda bir şey eksik. Şarkı yok. Evet. Alexander ben de bu arada. Alexander. Ben direkt Alex diyorum. Alex sallandır, indir kaldır, ferahlandır falan. Ne komik adamsın lan sen. Çok pardon. Yanıma böyle çıkıştı. Ne bileyim ya bir anda. Oh polisler en sevdiğim müşteriler. Yok hay beni sevmiyor. Evet, çok tatlı. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Nereye geliyorum, kimle? Öyle bir ben var. Ha, normal uğramam. Uğrayalım dedik, bir bakalım. Hoş geldin, bravo. Arkadaş uğramamış, daha önce hiç istedim. Gel. Kayba taktik kaçıncı sırada acaba, bilmiyorum ki. Nasıl var mı sıkıntı? Aa, çok. Aa, hiçbir sıkıntı. Gayet iyi gidiyor ya, süper gidiyor. Yol yardımı sevmedim sen. Niye? Sen beni bulülüyor. 8.14 kilometre yol gittim az önce de yol yardım için. Yani o tarz yollardan da almamız lazım değil mi ya ekstra ücret? Aldık zaten. Mevzu ücret değil ki gitmesi. Doğru. Ne kadar alıyorsunuz mesela? 250 dolar. 250 dolar az mı iş aslında ya? Nasıl ya sadece az? Örnek veriyorum. Gittiğiniz yoldan buraya kadar transfer ücretine mesela normal çekiciler vesaire 500 dolar alıyor ya. Yani bir de siz özel hizmet veriyorsunuz orada tamir vesaire bence daha pahalı olabilir. Sizin de kazanmanız adına. Sıkıntı yok ya amacımız para değil. Para değil amacımız ya. Kesinlikle. Çünkü biz de çok araba kullandık. Gerçekten 250 dolar da çok derde sokuyor. Çünkü bir kere yaptırmıyorsun günde 80 defa mekaniğe geldiğin için. Hallen anlıyoruz yani. Mert Ercan. Anladım, hoş geldin abi. Güzel. Biz o zaman müsaadenizi de isteyelim konuşamadım. Olur olur. Yoruyalım dedik. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederiz. Size de aynı şekilde görüşürüz. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Bizi koruyun. Bu arada tamir ücreti ne kadar ödüyorum? Fatura kesecek. 150. Hemen keseceğim. Kesmedim ya. Hadi bu arada mekan çok güzelmiş. Çok beğendim. Ya boşta kalacak. Gel takıl işte. Güzeller. Genellikle boşum ya. O zaman tarlaya gidiyorum sen çapa yapmaya. Sen köylü müsün? Şu an niye böyle bugün? Tek gelirim öyle. Niye beni yargılıyorsun ki?
Kusura bakma. Seni bir gergin gördüm. Diyorum çocuğun sesi çok tanıdık geliyor amına koyayım. Ne ezmiş? Geçim sağlamanın başka yollarını arıyorum. Şu anlık bu şekilde devam edeceğim. Polis ol. Polis olayım. Polis. Tek, gitmez buna be. Bakıyorum. Tek şöyle. Sevmediğim bir meslek ya. Maskeni çıkar. Maskeni çıkar. Maskeni çıkarayım. Tabii. Ay ayıp. Dominator GTX satılık foto. Yok sende polis tipi yok. Peki yorumlar mısınız tipimi? Ne tipi var bende? Sen de böyle sessiz, sakin. Araba sürüyor mu lan sen? Sürüyor. Araba... Bir yerden var, bir yere gitmek için. Aynen kullanıyorum araba. Yavaş mı sürüyorsun, hızlı mı? Genellikle kurallara uyuyorum ama hızlı sürmeyi seviyorum. O nasıl oluyor ya? Gerektiği yerde hızlı sürüyorum yani. Harika. 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 Mükemmel bir CV. Beğendim. Bir işim yoksa hızlı sürmenin bir mantığı yok. Neden insanlara hayatını tehlikeye atayım ki? Hayır. Okay. E tabii ki tabii ki yani. Ama bu atmayacağım anlamına da gelmiyor. Sen çok çelişkili konuşuyorsun be adam. Arada kaldım biraz. Ne fark ettim evet. Çevrede hiç 70 bin araba arayan var mı ya? 70 bin araba mı? He? Nasıl Dominator? Bilmiyorum. Şeyin peki? Neydi onun ismi? ASP mi? ASP değil, hayır. GTX galiba bu. Bumblebee'ye benzeyen değil ama. Camaro. Camaro değil ya, yok yok yok. Bumblebee GTX, GTX. Ben viski alacağım. İç iç. Seversin. Severim tabii. Ya bana kontrol. Boşun bedava viski. Araba satılır umarım ya. Telefonumun şarjı bitiyor. Şarj aletin var mı? Nasıl ucu? Zipfon. Ucunun sorunu da yok ki bende de. Sadece sormak istedim. Yok mu? Yok, sadece ucunu sormak istedim. Ben o zaman sosyal bir orospu evladı olarak motorun önünde telefonumu şarj etmeye gidiyorum. Alpacım hoş geldin canım. Teşekkür ederim, iyiyiz. Sen nasılsın? Motorla gideyim ya. Dur, motorla gideyim. Zenginlik böyle bir şey. Kaneyi şimdi anladım. Kaneyi şu an daha iyi anlıyorum. Bir yolda gidiyorum, bir yolda gidiyorum. Kanede de 8 tane araba var amına koyayım. Kane olsam kafayı yerdim herhalde. Aa, motorla bu şarkılar çok yavaş kalmaz mı? Zaten chat'e sorup duruyor, karar alamayınca da kapı. Abi ölü çünkü, bir motorla gideyim, bir onunla gideyim, bir bununla gideyim. Motorla ne zaman kaza yapacağım acaba ya? Fulledim motoru, yok canım ne fullemez. Kalak mı yok, kalmayacağım. İlla.
kablolarında bug vardı. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ona bir tane kask takarım. Yine kask gider. Bu kask kazandı kötü şaka yok ya. Ne oldu be Zed? Efendim? Bu sefer yakınım, limandayım. Tamam. Aracında, otel tarafındayım, geleceğim biraz sonra. Okey, bekliyorum. Yakıştı bence karaktere ya. Burada çok polis var lan burada. Ben bir şarkı duyamıyorum. Olabilir. Telefon şarj oluyor. Şarkı çok kızımlık ya. Keşke slash vizör diye bir şey olsa ve kaskın vizörünü açabilsek. Varmış aslında değil mi? Efendim. Alo. Bu limanda birkaç kişi var da tur atmak istiyorlarmış. Tablet yok kimse de burada. Tamam, biraz sonra geleceğim zaten tamir için. Tamam. Telefon şarj olurken K-drop yapmam. Sonra modlar çok uğraşıyor. Gördüm. Selam, merhaba. Abi telsiz olalım diye ya, iletişim kuramıyoruz. Ha, okey. Liman bölgesinde birkaç kişi tur atmak istiyormuş da. Oraya geçeceğim. Time'da mı? Aha. Tamam. Beyefendi. Evet. Ne diyor, duymuyorum ki. Ne diyorsun? Ne mi diyorsun? Ne biçim bir... Duymuyorum sizi. Camlarınızı açarsanız duyamıyorum. O yüzden ne diyorsun diyorum. Duymuyor musun? Açayım, bekle, öbürünü aç. Hayır, duymuyorum. Hayır, duymuyorum. Yani... Duyuyor musun şu an? Evet. Tamam, motoru neden kaldırımın direkt üstünde? Sosyal bir orospu çocuğu olduğu için burada telefonumu şarj ediyorum. Daha sonra sosyal bir orospu çocuğu olduğum için telefonumu burada şarj ediyorum. Sonra gideceğim. Öyle demeyelim de şimdi motorunu bence hemen şurada kaldırıma... Yok, bitti zaten, şarj oluyor telefonum. Anladım ama bir dahakine böyle yapma, olur mu? Tabii olur. Gördünüz burada mısın? Görüşürüz. Buradayım, buradayım. Sen ulaşabildin mi ya? Kaplama yapacağın kişiye.
ulaştım da arabayı satacak, diğer alacağı araba yapacak. Dursun mu sırası, silinsin mi? Sil sil. Manuel'e selam, hoş geldin. Adamın arabasını kaplayacaktık, arabasını söyledim. Prosedürleri yaşadıkça öğreneceğim. Görünüyor şef. Abi bizim biraz acık şey. Naber? Niye sen? İyi. Bir PR'ımız yok mu ya? Neyimiz yok mu? PR devriyesi. PR diye olmasın da. PR farklı bir şey. İyi. Senden ne haber? Sen nasılsın? Ben PR değil, personel değilim ya maalesef. Olalım. Olamıyorum. Ben de abi sesin tonun niye değişiyor? Öyle. Kişiye göre hizmet. Ananı sikim, şarkı değiştirecektim yeşil yanına. Allah Allah oğlum, bu ne kadar kırmızı ışık var amına koy. Yok, polislerle uğraşmak istemiyorum. Sıkıntı var mı Mercer? Tamamdır. Niye adamı arabadan attınız? Benim. Beyefendi. Curtis ben. He öyle mi? İllegal yarıma yaklaşma. Tekmeyi vurdun mu yamuk? İllegal mi? Ne illegal ya? Normal şekilde geldim. Ha kaskım çıkarttım. He. Bana koyayım, maskemi çıkarttım. Oo lan kötü. Efendim? Sen de coolsun diyorum. Öyle zaten. Bir yakışıklı olmam benim herhalde. Yok var da birkaç tane. Onlar da ben olmaya çalışıyor. Allah Allah. Tabii canım. Ne bu motor, çok hızlı gidiyor bu? Yo. Bir pit koysam an anlamını görürsün. Arabayla da aynı şey geçerli. Olsun. Sıkarım bir de üstüne motorla kaçarsan benden. Niye kaçayım senden motorla? Abi sen neden bana sürekli illegal yapacak gibi yaklaşıyorsun? Kardeşim illegalsin sen. Ne illegalimi gördün ya? Nasıl ne illegalimi gördün? Açarım şimdi tableti. Bulursam MDT'den bir şey. Aç. Geç lan sağa. Trafiğe. Ne adam? İllegal. Değilim illegal ya. Sabıkalara baktım. Kaskın yok. Sabıkaya bak. Hayır. Kask yok, illegal. Hadi tehlikeli sürüş. İnlen. İnin. Bana koydum illegali. Kaskın nerede? Motorun üstünde yere düştü. Tak tak kelepçe al arabaya. Bunu da al. Siz devam etsiniz de beyler. Siz de mi içeri girmek istiyorsunuz? Evet. Ben sana demedim mi ulan hızı yapmayacaksın diye. Hadi. Yandık ya. Kaskım yere düştü. Motoru da
Çektir. Hayır. 3 yıllık çektir motoru da. Ya da bir sürelim lan onu nasılmış. Evet ben bir test edeyim. Aynen bir test edelim. Sen test et ya sonra ben test edeyim bir de. Abiciğim ben ne kelepçeliyim test edeceksiniz? Kitlemiş hemen motoru bir de uyanık. Şunu ulan Gördes. Efendim. Kırın kilidi gidonu kır. Abi açayım. Durun ya, açayım. Kır gidon kilidini kır ya. Niye kırıyorsunuz ya? Dur lan arabada. Ne arıyorum siz? Oğlum bu konu soru bet kapı. Bet kapı. İki kişi çok yavaş gider o. Şu mekana bir gidelim bakalım. Isır bakayım şunu. Abi bu biraz şey oldu. Kötü oldu. Arka koltukta seks. Ellerim bir kelepçeledi. Kelepçe olmaz da bir şey yapamam ki polisin. Ben bir dağa çıkıp geliyorum hemen. Bunlar nereye gidiyoruz lan? Biz mekanik varmış burada ileride. Ne haber Curtis? İyi abi mekanikte çalış. Mekaniğe gidiyordum. Seni görünce selam vereyim dedim. Borçlu çıktım. Bedavaya ya. Tamam. Kapısını kırdık. Nasıl bedavaya? Para vermem ki. Abi müşteri bedavaya bekliyordu ama limanda. Neyse. Sen bedavaya de müşterisin. Bedavaya yapmazsan seni bırakmam. İçeri atarım kassızlıktan. Kaskın vardı sen çıkarttırdın ya. Ben içeri atarım kardeşim. Yapıyorsun mu? Ben yapayım. Onu sikiyim. Bura ne böyle? Abi normal şekilde çağırırsanız gelirdim zaten. Niye tutuklayıp getirdin? Biz tutuklarız. Kate! Aslan bize 23 tane araba lazım. Bomba mı var lan burada? Tamam sıkıntı yok. İmha edildi sıkıntı yok. Anlamadım ki. Curtis, arabanın kapısını yap bakalım. Yapalım. Liftler dolu şu anda. Bir tane lifti boşaltsanız arabanın kapısını takacağız. Kapısı nerede? Boşaltalım. Kapısı Curtis, bagajda vardır ya bir yedek. Lavabo var mı? Yok. Su tesisatı yok da. Aşağı tarafta çimenlik var oraya doğru. Ben çimene gidip geliyorum değme. Çimene mi gidiyorsun? Zcross'a Allah. Polis tarafından tutuklandım. Araba tamir ettiriliyorum. Özür dilerim. Aman tanrım Kate yalnız gitme. Başına bir şey gelir. Alo. Z. Tamam bekliyorum sıkıntı yok. Tamam. Anahtar üstünde ani bir hareket yaparsam vurulursun Curtis. Bir anda dışarı kaçsam M4'ü alsam geri gelsin. M4'ü yara kalırsın kilitli onlar. Yok hayır hani öyle bir şey yapmam. Ben mekaniğim ben. Mekanik çalışanıyım ben öyle şeyler yapar mıyım hiç? Kapı bagajda mı dediniz? Bagajı açacağım. K9 falan çıkmaz değil mi? Yok. Bu kimin bu? Mekan? Hani? Nasıl bir para varsa artık. Ne olmuş ki? Şu mekanı ben yapmaya kalksam. Bakayım. Götümdeki de onu alırlar canım. Kriz dönemini iyi değerlendirseydin yapardın. Sen elin Japonlu biz Amerikalılara karşı savunuyor musun lan? Ha? Arkadaşıyım. Ha? Evet savunuyorum. Sen vatanını satmışsın. Bugün 11 Eylül çok üzüntülüyüm. Curtis güzel tak kapı düşüp duruyor bak. Bir daha düşerse bir daha tutuklamak zorunda kalırım seni Curtis. Çok para bayılmamıştır ya. $5,000 halletmiştir bence. Yokay nerede ya? Sen salak. Hani diye bir şey dedim. Kane miydi lan? Lan Curtis. Bu mekanı tamam. Sayın eleman Kane miydi lan onun adı? Evet Kane. Kane Sama öyle bir şeylerdi. Ne Sama mı? Motor bağırtma. Boşver zaten dingil. Nasıl lastik takar gibi sıkıyor görüyor musun? Evet. Şey o lastik takar gibi değil. Neydi onun adı? Havalı şey var ya.
Zıt zıt evet. Çalışıyor. Neydi onun adı? Matkap, darbeli matkap. Yok, darbeli matkap olsa yerinde duramazsın. Neydi lan onun adı? Topkıra basmam ya. Pitsopluji. Hava tabancası. Aklıma bir şey geldi. Nereden aklınıza geldi birden? Ne, nereden aklımıza geldi? Adı. Kardeşim demek ki... geliyor, ilham perilerim. Dedim keşke benim ilham perilerim olsun. Legal şekilde kulak üstü kulaklık satışı var şu an. Amına koyayım, illegal şekilde kulak üstü kulaklık nasıl satıyor bunlar, ben anlamadım ya. Ben de anlamadım yani. Ne diyorlar ki acaba satarak? Benden çalıp başkasına satarsa bu bir illegal olur. Kapı dümmez değil mi? Abi kapıyı gayet sağlam bir şekilde yerleştirdim. Kapı asla dümeyecek. Dümeyecek değil mi o kapı? Sakın o dümesin lan. Hayır hayır, dümez. Asla dümez bu kapı artık. Sezar. Buyurun benim. Önemli çünkü. Anahtar. Lan bari ben gerçekten... Tutlayıp tamire getirdiler beni. Nasıl ya? Evet. Çok iyi tespit. Tutlayıp tamire getirildim. Hayatımda bir ilkti bu. Bize 8 tane raptor lazım. Böyle yeni olmuş. Tecavüze uğramış. Bizim de öyle bir ifade var. Oluyor mu lan? Onlar sizin cebinize mi giriyor? He amına koyayım, cebimize giriyor. Aynen öyle. O Teğmen ağzı çok bozuk. Döner Serp. Geri giriyor birkaç eksik. Teğmen hazır. Hazır mı Kürt'cim? Teşekkür ederim. Evet hazır. Kate'i kesebilirsin faturayı. Ne faturası? Kürt yüzünden düştü kapı. Devam edelim. Doğru. Ama Kate'e biraz kesebilirsin yine de. Tamamdır. Ben Kate'e keserim. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşürüz. Sıkıntı problem olursa biliyorsunuz. Kolunayım ama yani. Evet doğru. Görüşürüz. Motoruma mı vurdu o? Aha, okuyum abi vuruyordur herkese. Ben şu limana gidiyorum. Kötüs, gideyim fabrikadan alayım, tır getireyim mi? Motorla mı gidiyor? Oğlum ben bugün attım. Şey diyeceğim, ben motorla yapmak 50 saniyede falan bitiyor. Bilmiyorum ya, gidiyorum tekrar. Curtis. Efendim. Faturalarını kontrol etmeni tavsiye ederim. Niye? Ceza yedin çünkü biraz önce kassız, aşırı hız falan fıstık hepsinden bir yaklaşık 1000 dolar cezam var, haberin olsun. 1000 dolar cezam var? 1000 dolar param yok ki. Bana ne sikim ne olur mu, ödemezsen içeri atarım. Tamam. Mal. Vallahi bir de. Zed nerede acaba ya? Ne kastın mı? Kastım olan hangisi? Neyi sordun? Amına koyayım, korktum. Sen mi geldin? Nasıl geliş? Normal motorla geliş. Jump scare yedim. Bak ben polis geldi böyle bir gelmiştim. Sen ya bu hallediyorsun değil mi? Hallederim sıkıntı yok. Beni polis zorla tutukladı arabasını yaptırmam için de ondan dolayı elimde bir şey yoktu. Bu polislerin de amına koyayım. Böyle PD'nin. Evet kastım bu motor. BMW Sprinter.
Efendim? Kızlar geçtim limana. Tamam, oradaydı. İki araba vardı. Bekliyorlardı tablet için. Dağılmalılar satan. Ben kendim için söylemedim zaten. Ha, ben sen kendin için dedin sen. Yok. Burada kimse yok. Yok, dağılmışlar. Ha, o zaman yok. Kendisi fark etmez ya. Bu da benim işim görür. Bilmiyorum kastım hangisi hangisi, ne hangisi bilmiyorum hiç. Efendim Beracığım. Abi iyi misin? İyi miyim, geldim. Ha, tamam. Alo. Efendim. Araba ne? Al, çektim benim aracı. Arkadaki motor en son düz yolda 290'ını görüyordu. Değil mi? Ben hız için almadım ya. Bay Arslanım, ne haber? İzzet, senin ne haber? İyi olsun ya, benim araba. Oğlum yine mi tamire geldi bu araba? Biraz önce tamir etmedik mi? Bakım yapayım ya. Ha? İzzet, bir an çok korkuttun beni buraya gelese kadar tekrar bozdun diye. Yok yok, bakıma getirdim. Ne oldu kesici hırsızından? Keşke sesim ya, gitse ya. Yan koltuğu neden bebek koltuğu gibi ama? Ne koltuğu gibi? Oraya ben biniyorum da yüzüne. Bebek koltuğu. Ben biniyorum. Cedric gel oğlum. Okula götüreceğim seni. Ne Sezer'i lan? Motordan uçmadık ya. Efendim? Halden anlama paketi yaptım. Tamir artı benzin 150. Kaliteli paketmiş. Halden anlamama git. Ben kullanacağım onu. Ne kahvecisi bu be? Torbacıyı düştün hızlı. Değil. Zaten tanışmışım. Ben de attı. Numaranı yollasana ya bana. Yollayacağım bir dakika. Karacalım diye arabayı yapacaktım. Kazanım. Bir şey haber söyleyeceğim ya. Sumo bir şey var mı burada? Arabamın haline bak. Ha, var var. Çek. Geri dur. Çıkın. Acemiyim ben. Gezerim görürsünüz. Şuraya doğru çeksene. Aynen öyle. Bir ara anlasın anlatır. Yemek yiyecek var mı? Arkadaşlar acıkan var mı? Acıkan var mı? Evet. Bana söylüyorum. Bir. Yok ayı. Shorties. Yemek mi? Olur. 2. Bana da söylesene ya. 3. Bana da söyler misin? 4. 4 söyledim. Kimden söyleyelim? Tezar burada mıydı lan? Tezardan söyleyiz. Çıkar değil mi? Gel gel. Kane yedim. Efendim? Kadar sen takoda çalışıyorsun değil mi hala? Hı. Bizim buraya 4 tane menü getirir misin? Getiririm. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Arabaya at çabuk. Araba açık oğlum. Ne var? Bez aldım ben, aldım. Kim atar koyuyor ona da? Sen bez mi alacaksın? Yok, bir şey koyacağım. Bu ayakkabımı çıkart, tamam. Kafanı vururum. Haberin olsun. Lex Hanım hoş geldiniz. Afterlife özel araç detaylı temizliğine biraz sonra hizmet alacaksınız. Beren'in işi bittikten sonra. Ciddi söylüyorum, yaşamaya şansım yok. Çok teşekkürler.
Yaşama, gerçekten yaşama ihtimalin yok bu arada. Ne oluyor lan? Ne oldu? Botun topuğunu geçtim, ağır bir de. Ya bana atar koyuyor da kafasına vuracağım. Tamam chat kızmayın, özür dilerim. Tamam, kendime söyledim. Aslan. Gel kafanı tükürüm. Yok, kafam keldi. Saçım 3 numara yapıyor. Sonuçta saç dibine... Onunla öyle konuşamazsın. 23 tane araba daha gelirse tanıyamazsın. İşte şimdi... Hem bir daha Arslan'ı 23 arabayla beraber gör. Aslan, yine de kafanı tükürüm. Hurdalık lobisi toplansın. 23 arabayı alın. Tünür sayın. Hurdalık... Aynen. Hurdalık lobisi. Kapı açılmadı. Hiçbir şey aramadı gidişim. Bera. Arabayı temizlik şey yapmak ister misin? Detaylı temizlik. Valla. Hadi Bera, gösterin ellerini. Tamam. Ama arabamda ufak çizikler de var. Bera hepsini halleder. Ben Anita'yı şeye götürdüm. Sen şorta. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ikisini birden halledebilecek tek adam benim de neyse. Sen öyle zannet. Hem çiziği hem temizliği aynı anda yapacaksın yani. İzle. Aslan, neden işlerine karışıyorsun? Ben işlerine karışmadım. Burası, burası afterlife. Bak, üstüm başım yırtıldı sinirden, görüyor musun? Bak, sırt kaslarıma bak, pantlı. Arkadaşlar, burası afterlife. Yani business infosu böyle geldi. Oh wow. Şimdi sen bir de Bera temizledikten sonra gör. İnanılmaz, inanılmaz. Çizikler hala tamam. Bok gibi araba. Nasıl ya? Bok gibi. Evet evet, Bera daha temizlemedi ki. Bera temizleyecek onu. Şey, çamur içinde kör müsün amına koyayım? Tamam. Çünkü arabayı temizlemedi. Arabam tabii ki de güzel oldu. Ben kör değilim. Bu kadar hızlı çizikleri çözmesine şey yaptı be. Helal olsun valla. Adamlar ne hızlı baba. Çikim beni izi bu sandıysam. Kaşınmayın, kaşınmayın. Yabancı direkt atar mısın? Atarım yüksek tane senpai. YouTube bize film çekti ya. YouTube bize bir tık film çekti. Dünkü bölüm geldi mi Eren? Aa. Aynen. Güzel bak bu renkler Zadu. Bana okey bu renkler. Yok. Yok. 884 mü? Ya bir kağı olamadık ya. Bir kağı olamadık ya. Bin tane seven adam yok beni ya. Aferin sana. Harbiden hiç vurdu. Bir bin tane seven adam yok bizi ya. İyi vuruyorsun, iyi vuruyorsun. Çocuk burada vurmaya başladı amına koyayım. Şurada bir tur daha vurdu, orada bir tur daha vurdu. Daha sinirlenme oğlum, çamurdur, geçelim. İhraç mı aldık? Gel bakalım buraya. Yapışıyor, naber? Çıkmıyor amına. Zaten televizyona kafa attık. Red ya, bizim VIP müşteri. Evet. Tabi tabi. Depoyu onun sayesinde dolduruyoruz. Gene ne yalnız konuşuluyor burada? Getir getir Figret, getir millet araba görsün. Gene. Görsün. İşin var mı? Hayır. Bir gelsene. Geleyim. Yarraydınız. Bu geçenlerde Burak abi bir şey demişti, hatırlıyor musun? Hangisi? Benim hakkımda. Aha. O konu hakkında gelişme var mı? Bilgin var mı? Şey mi? İdman mı? Aha. Bilmiyorum ki. Burak abi sorarım istiyorsan. Ama herse teşekkür ederim 6-7. Pek denk gelemiyorum da konuşamadım. Yani orayı sorarım, var ya, heyecanla bekliyorum öyle. Sorarım öyle. Sorarım. Hallederiz onu. Tamam. Benden numaran var mıydı sende? Vardır herhalde ya. Vardı diye hatırlıyorum. Telefonum niye bu kadar yavaş ya? Bak. Var var. Var. Tamam. Ben havada kapıyorum, beleş mal görme ya. Al bakalım şunu sakin, al bakalım şunu sakinleş. Hani oğlum yeter, ne oluyor amına? Ay ya, bu bug'a girdi gene değil mi? Getireceğim, unuttum. Yok öyle. Bug'a şey. Girdi yine. Ben 20 tane istiyorum. Tamam al bunu, sen bunları içine koy, ben sana yenisini getiririm. Of ya.
istemiyorum lan, var şu an. Tamam işte, bir karton getirsem yine mi var şu an mı diyeceksin? Ya baksana bir götüme, buraya nasıl koyabilirim bu paketleri? Şey yapmayayım çok da. Şey yap, çantama tık. Ulan her şeyi her şeyi. Ulan bağlı. Arabana bırak. Arabam yıkanıyor şu an. Araba yıkanırken kapısını açabiliyorsun Nex arabanın, öyle bir şey değil o. Hiç hayatımda ilk giftim abi. Geçen senden abone kedi alınca utandım biraz. Utanacak ne var oğlum? Yok ben böyle tutacağım. Sana bereket, çok teşekkür ederim. Şey diyor, motoru indirmemiz lazım. Suyu mu bitmiş? Sen aracını 8 gün burada bıraksana. Cidden beklediğim performans işte bu. Ben bunu arıyordum sürekli. Hadi kaldır lifti. İndirelim direkt motoru. Kaldır lifti, lifti kaldır lifti. Motoru mu indiriyoruz? Evet evet, indirelim. Lan mor beni sonunda arıyor mu? Sorun bu, yaptıklarını unutmadık. Ya 23 araba etrafını çevireceğim ya motoru indireceksin. Mor beni yaklaşık 8 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum ama problem değil. Nasılsın? Çok üzgünüm gerçekten, meşguldüm biraz. İyiyim, tamam, şu an dedektif bürodayım. Geçen seninle bir şey konuştuk dedektif. Müsait misin? Müsaitim şu an. Heh, evet. Tamam. Geçen seninle bir araba mevzusu konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Miyata falan filan. Senin onun için evet. Bütçen ne kadar? 20 bin dolarım var. 20 bin dolarım var. Çocuk onu 45'e salıyor. Ama sadece 20 bin dolarım var. Hayır söylüyorum. İstiyorsan şey yapabilirim, konuşabilirim çocukla. Hani 20 bini şimdi verirsin, sonra üstünü verirsin yavaş yavaş şeklinde. Sen onu ona bir sor. Kabul ediyorsa eğer, ben de bir Şevket'le muhabbetimiz vardı. Onu konuşayım, ona göre alırım direkt. Çocuk kabul ediyor, 45'e satacak. Hayır, taksitle kabul taksitle edecek. Ha, mi? Okey, tamam. Tamam, konuşayım tamam. Sana geri dönerim. Tamam, acil kapamam lazım da. Tamam, hiç problem yok. Görüşürüz, bay bay. Tamam. Bay bay. Alex, anladım. Miata senin ikinci araban değil mi? Evet. Heh. Kıza peki onu taksitle satar mısın? 20 önden verecek, sonra 25'ini ödeyecek. Şey, ne zaman ödeyecek? Ebenin amı. Ne oldu oğlum? Sen onu kaça satıyorsun amına koyayım? 45. Ha iyi. Sen kaç dedin ki? Tamam 55 diye düşündüm bir an. Tamam. Yok oğlum 20-25 işte. Tamam okey. Ya polis daha memuru sonra... zaten kısa sürede öder. Ya belli olmaz, o karı çok şey yapmıyor, mesaiye falan girmiyor. Öder, hallederiz onu. Bencesini nasıl yapacağız? Sözleşme imzalarız, eğer işte maksimum süre belirleriz. Maksimum süre de ödemezse aracı geri alırsın sözleşmeyle. Tamamdır. Sözleşmeyi madde ekleriz yani. Tamamdır. Onu Franklin'le mi hallederiz, nasıl yapacağız onu? Hallederiz, burada hallederiz. Ben biliyorum, detay düşeriz. Tamamdır. Yani sözleşme. Ne zaman getireyim? Kız şu an mesaide, istiyorsan şöyle yapalım, arabayı sen gel bana ver sözleşmeyle, ben müsaitte yakalayayım o kızı, satayım bugün. Yani tamam. Sen bilirsin tamamen. Tamam fark etmez bana. Okey tamam, ben şey diyeyim, Afterlife Team getiririz. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Curtis 5. kimin? Benim. 4 tane ver. Benim. Afiyet. Beşini de bana kesmedin değil mi? Hayır yok, hayır. Ha tamam. Hepsini ayrı ayrı. Tamam. Yakınsın Yakuma, sen geldin, senden sonra. Ne haber? Hoş geldin. İyi, hoş bulduk, ne yapıyorsun? Oo, Barla sesinden tanıdım. Ses maske abi, var ya. Bakayım. Evet ben. Ne haber? İyi sağ ol, sen İyi, ne yapalım, çalışıyoruz ya. Bayağı yoğunsunuz, içerisi kalabalık. Burası hep böyle ya. Çoğu müşteri değil aslında, sohbet muhabbet bu arada. Ortamı oluşturduk yani. Bayağı muhabbet vardı. Sabaha kadar da devam ediyor. İnsanların eksik olduğu nokta buymuş. Doğru bu arada. Samimi ortam. Toplanacak yer yoktu hiç. Herkesin. İyi, samimi ortam oluşmuş işte burada. Senin motor fulldü değil mi? Peki bu custom olanı mı, düz mü? Ney? Bu motorun bir custom varmış galiba, de düzü varmış. Custom değil bu. Custom. Deneyeceksin, gel dene. Custom'lı olmasın lazım. İkisi arasında ne fark var ki? İkisi aynı değil. Dur bakayım, benimkini yanına koyacağım.
İkisi de aynı bu arada. Ben hastaneye bire, baktım. Birebir aynı bu arada bu motorla. Sadece aynı, seninkinde aynı. Şey var. Akropovic egzoz var. Hı hı. Ne yaptı sen? Bir de... Fulledin mi yoksa? Yok yok, hiçbir şey yapmadım. Sen bir de kanatı iptal ettirmişsin. Aynen. Aynı ya. Beni istersen bir bak şimdi. Bak hızına ne? Falan. Oha! İğmelenmeye bak. Sikiyorum GT3. Sikiyorum GT3. Yeni hedef belirlendi, motoru fulle. Ne söyleyeyim mi? Aralarında devasa bir fark var, biliyor musun? Evet, fullenmeden önce çok kötü bu arada. Ya benim arada işimi görüyor şu an. Direkt fullettirmiştim bunu ki. Şöyle diyeyim sana, ben bunu aldım alalı araba alasım yok. Öyle zaten. Ya bir tek çok fazla şey tehlikeli. Alışmam lazım yani motora. Bir ara tek teker kalktım bundan şey yoluna. Tek tümsekli uçuyorsun. Uçacaktım az daha durmasaydım. Yani 330'a kadar gördüm ben yani. Daha üstünü de gördüm de işte tehlikeli, sıkıntı abi. Bundan şimdi devrildin yatarsa falan yani sıkıntı, kırılır sağa solun. Sadece ya kırılsa yani. Kırılsa gene iyi bir ihtimal değerlendirmiş yani. Oluyoruz sanki. Aynen öyle. Şimdi bak ben sana ne diyeceğim. Ben bayağıdır zaten kafamda kuruyorum. Ki şehirde biliyorsun bu tarz motorlardan çok fazla yok. Evet yok. Yeni yeni. İşte mesela sende var, bende var. Şu an Bora'da var, Tiki'de çalışan. Ayrıca Tiki'de çalışan Mira'da onda var. Onda denedim. Ama onlarda şöyle bir şey var. Onlar bu tarz yarışlara katılır mı Mira bilmiyorum ama Bora katılır yüksek ihtimal. Bu geçen hatta polislerle falan uğraşıyordu. Sen motor yarışı kafasındasın. Aha tabii. Efecan da hatta bunu söyledi. Efecan bilmiyorum bir şeyler yapacak mı ama işte seni biliyorum az çok araba yarışlarıyla uğraşıyorsunuz. Kafanda rota var mı peki? Rota oluşturmaya başladım ufaktan. Okay. Ama genellikle böyle biraz da şey düşünüyorum. Nasıl biliyor musun? Yani iki tarzda. Hem uzun yol hem de şeyli. Nedir? Parkurlu tarzında düşünüyorum. Parkurda yani sıkıntı yaşaman. Ara sokak diyorsun. Yaşarsın. Ara sokaklardan geçmek yaşayacaksın ama öğrenecek artık. Biraz ölmeli bir yarış. Ya yani öyle olacak. Yani bir tarafları kırılabilir. Ona göre sürecek motoru. Şimdi ara caddeye girersen 200'de ölürsün. Ben bayağıdır şimdi motoru polis da kullanıyorum. Polis şeysi de sıkıntı. Bağlamacısı da sıkıntı. Case olayı. Bunlar öyle. Motorla... Araba çünkü pıt pıt vuruyorlar. Motora vururlarsa hayat biter diye direkt. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu şey var. PD'de Viper mı vardı bir tane? Evet, Viper. O bile beni zor yetişti. Yani çok rahat atlatırım yani ara caddelerin. Arabanın giremeyeceği yerlere girip çıkıyorum zaten, hiçbir şey yapamıyorum. Anladım. Ha, gelip pit atarsa da yapacak bir şey yok yani bu motorda. O da aslında bir tık öldürmeye teşebbüs oluyor artık. Yani evet. Çünkü motorda o kilometre hızda bana vurursa ben ölürüm yani. Arabayı sonuçta sana silah çekip ateş etmedim yani. Bilmiyorum. Bakalım. Ben değerlendirebilirim ama şu an motor boş. Gerçi bu haliyle de katılırım. Problem ben sana bir şey diyeyim mi? Yani çok büyük bir miktar değil yani fullemesi. Ben işte turbosunu, motorunu, işte egzozunu vesaire bunları neredeyse 23-24 bine fulledim. Ama sen geçen sezon aldın. Arada fark olabilir bak. Ben motoru evet. 60'a almıştım. Şu 55-60 arası. Şu anda base fiyatı 105 bu motorun. Olabilir. Ondan ne kadar? Dolayı biraz daha 105 bin. 105 bin satışı, şeyi evet, fullemesi. Evet. Bilmiyorum. Fullemesine hiç bakmadım, biliyor musun? Ona bir bank bence. Yani çok büyük bir miktar da olmayabilir. Biraz daha yüksek de olabilir. Bilemiyorum. Okey, ben ona bir bakarım, değerlendiririz onu. Bir bak şimdi, ben ufaktan zaten rota kurmaya başladım. Neyi yapıyorsun yani, rotayı? Yani rotayı şu an normalde harita üzerinden planlıyorum. Bir de rotaları ben kendim tamam. Gidip deniyorum. Ben sana bu konuda daha da iyi yardımcı olabilirim. Kullandığımız şeyle.
Olur, çok iyi olur. Yani bu şekilde harita üzerinden uğraşmazsın. Telefondan yaparız. Olur. Vallahi çok iyi olur yani. Hiç uğraşmasın, o şekilde yaparız. Tamam, onu o şekilde yaparız. Problem yapma. İyi, ben sana bu konuda yardımcı olurum rota konusunda. Sen sadece hani rota izberinde olsun. Rota şu olsun. Hı. Onu yaparız. Tamam. Gideriz yani. Okeydir. Problem yok. Şimdi zaten belirli kişilerde motor var. Zaten çok böyle kalabalık bir şekilde yapılacağını sanmıyorum. Yani karbon ares falan filan sürenler var aslında. Karbon ares var ama karbon aresin bunlara yetişme gücü yok ya. Yani yetişemez. Ya, öyle düşünme. Sürüşte bitiyor bazen olayda. Motor sonuçta. Ya ben mesela 230'da vurdum bir yere, adam geçti gitti yani. Ha bak, orası öyle. Gider vurursam zaten. Aynen öyle. Yani sürüşte de bitiyor. O yüzden şans belki şey yapabilir. Yani değerlendirebilirsin ya. Yani. Ne kadar çünkü insan katarsan o kadar bu adamları model yükseltmeye, CC yükseltmeye yöneltirsin. Öyle bir şey de var. Yani katılan sayısını arttırırsın, community'ni büyütürsün. Öyle. O da olur bak. Olabilir. Ama dediğim gibi şimdi yani o tarz motorların katılması genellikle parkur tarzında olan yerlere düşünüyorum ki uzun yolda yani şansen beni geçemez yani. Uzun yol yaparsak. Viraj yaparsan geçerim. Bir şansı olur. Yani viraj devrilirse biri. Evet, evet. Biri devrilirse yok. Diğeri geçer gider. Aynen. Bunu değerlendireyim. Bunlar farklı motorlar mıymış? Yok, ikisi de aynı. Hayır, ikisi de aynı. Bu arada seninki mi full? Hı-hı. Deneyebilir miyim? Tabii. Hangisi? Ben şunu içeri çekeyim. Bu muydu ya? Hangisi? Akropovic olmayan. Benim. Burcu hoş geldin hareket. Hoş geldiniz. Merhaba Kerem Bey. Yoruldunuz mu? Dinlenme molası. Evet. Çok yoruldum. Koltuktan koltuğa zıplıyorum ya. Burada bir otomat bir şey yok mu ya da? Sipariş verebiliriz dışarıdan. Siz acıksınız mı? Ben kendime bir şeyler almaya gidecektim. Getireyim istiyorsan. Ben size bir şeyler verebilirim. İyiyim abicim, sen nasılsın? Evden. Ben buradaydı. Bence sipariş verelim, başka Sezer ben buradaydı. Sipariş verecekseniz almayın. Ben gidecektim kendim almayı. İstiyorsanız getireyim direkt. Özel bir şey canınız çekmediyse, bölgü mü pizzadır odur budur çekmediyse. Ben Lila'dan geçeyim. Tamam, gelin yiyelim. Tamam. Bu yine para kazanamadı. Para kaç saattir farkındaysan araba temizliyor, farkındasın ha? Bayılıyorum çünkü. Olsun. Bera bez satıyor mu? Bera nerede? Bera temizlik yapıyor. Umarım burada. Bez sat. Bera içeride. Sabaha kadar yaptık beraber. Bera'ya sorayım bir, bez satıyor mu? Bugün jipi kapıyoruz değil mi? Yok. RX-7. RX-7 mi? Okay. Hı-hı. Nerede o? Arkada. Başlasak depolar mı ya? Benim Selma'ya sadece bir tane Fikret Durmaz yazdırmak istesem ne kadar? Gene aynı para değil mi amınayım? Neye? Benim Selma'ya. Var ya. Selma? Starford. Dışarıda. Dışarıda beyaz olan. Spor klasik. Niye arabana ismini yazdırıyorsun ki? Böyle kapının altına, kulpun tam altına. Küçük, minnacık Fikret ama Durmaz. Ama niye? Böyle elit bir yazdı, bildin mi öyle böyle kenara? Ama niye? Öyle yani, hiç mi, niye olmaz? Adam şekil istiyor. Çünkü neden olmaz? Yapabiliyor. Kendi yapmak istiyor. Buradan gör. Göstermesinler. Sezar herhalde arka sağda yazdı. Bir söz söyleyin, o söz yazayım. Şey alem, yaz arkasında şey. Alem durur, Fikret Durmaz. Ananı şey yaz arkasına. Uvu sağ olsun. Yola var abi, Uvu'dan önce aldıydım ben. Yo pardon, Uvu'dan sonra aldıydım ama. Uvu'dan sonra aldın ya. Uvu'dan... Bu benim bayağıdır yaşı bende amına. Doğru. He ben... Peybanane geldiğimizde beni... Bazıları gidip karavandan yemek diyor ama olsun, bu gene işliyor. Ne alıyor? Doymadın be adam, doymadın be. Doymadın, tamam, gözün doysun.
Böyle 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 böyle. 10 dolar hemen Hasan abi haber vereyim. 23 araba yalnız. Curtis. Efendim? Sezar'ın numarası var mı sende? Kimin? Sezar'ın mı? Sezar'ın. Ölmüş bu arada. Ne olmuş olabilir? Ölmüş olabilir. Nasıl? Yok. Hayatta hayat. Bir kez zorladıysa. Aa final ay yaşıyor. İyi. Hayatta hayattasın. Ha iyi. Motoru bir şekilde yaptırırız da. Bir şey söyleyeyim mi? Yok hayır, sen görmüyorsun ama arkaya gölgen o kadar güzel yansıyor ki şu an. Gerçekten mi? Harbi diyorum duvara. Duvarın fotoğrafı bile çekilebilir yani öyle diyeyim. Oha. Harbi diyorum. Sen tam böyle yan profilde bakarken şöyle yakalayacağım oraya çekeyim. X geldin mi? Bir saatte mesaiden çıkacakmış. Bir saatte halledeceğiz. Konuşamam yalnızca satış mı bu? Evet, oraya bakıyorum. İsmin ne kadar güzel lan. Bir de konuşmuyor. Çok çok çok. Çok iyidir ismim. Benim imza da çok iyi. Bakayım. Benim imza da çok iyi. Bak W. Endonezya dilinde Curtis demek. Çok iyi. Benimki de şeyde Zamazingo dilinde. Zamazingo. Sen ne yapıyorsun? Ya birkaç işe bara geçeceğim şimdi. Tamam ben parayı alınca sana havale ederim. Tamamdır. Tamamdır. Ya da havale etmeyeyim sen gelirsin alırsın benden. Havale tamam, etmeyeyim 20 bin. Kesinti yapmasın. Banka bizden fazla kazanmaz. Aynen öyle. İyi tamam. Haberleşiriz. Şu araba ne? Hangisi? Bu araba hayır değil. Bir şey custom'lı ama hatırlamıyorum galiba. Şey Evitan arabası değil mi ya? Ben sattım bu arabayı. Evet, evet Evitan'ın arabası. Tamam tamam. Benim arabamdı bu amına okun. Kendi arabamın ismini unut. Ben bilmiyorum bu modeli mesela. Bende yok bu model. Bir şey custom ama ne custom unuttum. Haberleşiriz. Haber veririm ben sana satınca. Dikkat et kendine. Tamam hadi bakalım. Bak fotoğrafı çekilip yani yap. Ama eski bekle suratını ışık tutma. Oraları, ne tutma da gözleri acımasın bekle şimdi. Bir deneyeyim mi ama? Gözünü kapatsın oğlum zaten gölgesinde gözü ya. Kapalı olmayacak acaba. Hayır hayır 2 saniye açacak şimdi. Ben şuna bir look ya. Şöyle bak ya. Gözümü niye açıyorum? Gölgeme çıkmıyor gözlerimi kapatayım direkt. Gözünü ışığı takip eder misin yok hayır. Biliyor musun yok hayır hem sen olacaksın fotoğrafta hem gözlerim. Bir de bu versiyon var. Kafayı yedi sen değil mi? Sen değil mi? Bak şu an. Şimdi biz böyle yapıyoruz ya, işi takip et falan diye sana şaka yapıyoruz. Sen birden gözünü bir açıyorsun 2011 yılındasın. Ananı sikim bu zamana kadar ışığı hayal edersin. Tatlı. Düşünsene her şey bir rüyaymış. Nasıl döndüm gene nasıl? Fiko tut Fiko ışığı tut. Çok seviyorum manzaraları ya. Ananı sikim şu an sigarayı tam ağzına aldığımda. Ha? Geliyorum ben. Oğlum çok güzel olmuş lan. Of inanılmaz. Bence Yokay'ın numarası var mı? Bir vardır be. Çabuk şuna bakın. Olmayabilir. Bu adam her gün moji alıyordu be adam. Bayağıdır moji da almıyorlar geç. Selma'yı mecbur satacağım ben bu moji almayı diye. Evet haber veririm sana konuşayım. Yokmuş. Tamam hadi görüşürüz. Yakınlaş gönderin. Çekmiyor. Yoksa başka bir şey. Kemerde zincir var. Efendim reç. Numaram yok değil mi sizde? Senin galiba var bakayım. Bir... Şey bakar mısın? Evitan'a ver ya. Değişmiş mi? Yokmuş bence. Çok keyfim yok gibi anlaşıldığı üzere. Aynı bir problemlerim var bazen. Ama yenisini tarif edeyim. Biz kafa dağıtayım diye geldim. Çözebileceğimiz yalnız kalmak istemedim. Sebil var şu an evet. Yalnız niye kalasın ya biz her zaman buradayız. Kuvvet doğar. Yani? Aynen öyle. Geldi mi? Geldi yok ay yalıyorum. Senden ne haber? İyi burada işe başladım. Baya iyiyim hem de yani. Hayalimde bayağıdır hani kurmaya... Evet, kurmaya çalıştığım bak, o sosyal ben düzeni ben burada kurabildim. Oha. Bundan dolayı keyifliyim yani. Bu seni kamçılar o zaman. Yanlışlıkla mı aradın demin? Öldü mü diye kontrol etmek için aradım. Ha yok yok ölmedim. Tamam. Biliyorum ya motor sürmeyi. Hadi görüşürüz. O yüzden mutluyum yani. Sürekli olarak her saat diliminde insan var burada. Sohbet ediyorlar falan. O ben hep testsiz insanlardan ve böyle boş boş duran insanlardan şikayetçiydim biliyorsun. O burada yok. İyi çok açık. Çok iyi değil mi? O burada yok.
yaptın gangbang yap. Ondan dolayı mutluyum. Hayır hayır. Ben onu ben yapmadım ya. Nasıl ya, yukarı yazıyor. Tamam çizim bana etti. Ben de biraz toparlayayım, ben de çıkartırım keyfini buranın. Bak soldaki kane. Bu kane mi? Ha, kane ve kedisi. Hadi dizimden çıkayım şöyle. Tamam. Aynen kedisi mi var? Kedisi mavi gözlü bura. O neymiş ismi? Nenin kedisinin gözleri çok iyi. Göremedi hiçbir şey. Onu iyi, ben kültür olarak biliyorum ama. Onu sizi şeytan emmiyor muydu? Evet. Aa bak. Elinde de her bok hakkında ufak bilgiler. Harika bir insansın. İçerideki ışıklandırma yeterli değil mi? Bunu mu? Onu iyi mi? Yok dedem ne bilir onu. Sen ne? He fener tutuyor. Fener tutuyor lan. 40 kalorisi, sen nerede biliyorsun bunu? Ben bilirim. Onun için yeterli olduğunu bilirim. Giderek içlerine giriyor ki. Hemen 20 dakika içine geliyorum. 20 dakika çok. Global. Özür dilerim. Oldu oğlum. Oldu. Ne yap, ne sakın. Sakin ol oğlum, öyle bir şey değil ya. Çok şükür. Ne yapıyorsun lan burada, işten mi kaytarıyorsun? Nasıl tazmini keydirom yapacağım. Hey. Hey Curtis. Hey. Hey. Ne yapıyorsun burada? Yarrı. Kumar oynayacağım. Ne? Kumar oynayacağım. Sikerim. Ne orada oynuyorsun? Nerede oynayayım? İşten kaytır Alp bu. İşte işten kaytar. Bu piç. Hayır işte kaytarmıyorum. 20 dakika boyunca bunu yapmam lazım. Nasıl işten kaytarıyorsun yarrı? Tamam. İşten kaytarıyorum. Orada bu araba burada, onu halledeceğiz. Hallederiz hallederiz. Sıkıntı. Sen ne yapıyorsun tablette şu an? Niye uzak kaçtın? Ne yapıyorsun? Bekliyoruz Fevlen'i. Ben de... Niye en uzakta oturuyorsun böyle? Ha? Kumar oynarken insanların dikkatimi bozması bir şey yapıyor. Amerika'dayız bir adam. Koskoca gördüm abi, gördüm sonra... gördüm. Niye gizli gizli oynuyorsun? Gidip oynasana. Gizli oynamıyorum ya, odaklanıp oynayacağım. Ya alt tarafı orada şey patlıyor işte. Bir şeyler patlıyor, çatlıyor yani. Bol şey bilmiyor musun? Ne yapıyorsun? Geçenlerde Dimitri'nin spor yapışını hatırladın mı? Evet. Oldukça odaklanmış bir şekilde spor yapıyordu. Evet, odaklanmış bir şekilde kumar mı yapacaksın? Oynayacaksın artık. Oha. Yanlış. Kulaklarım patlayacak be adam. Çıkar lan şunları. Abi burada sen. Beni rahat bırak. Şimdi ne oldu, bir gerildin? 20 dakika şunu yapayım. 20 dakika şu tablete bakayım, geleceğim. Tamam da ben de bakayım. Ben de bakayım. Ne yapıyorsun? Bakayım. Bakın kanka, tamam. Tamam kanka, bakın.